aşkım uğruna gurbet ellere düşerim bile bile. Vazgeçer miyim sanıyorsun canım, savaşırım bile. Çok çaban yanacak heyecandan karışacak hane belli ki. Kim pişman kim düşman hala anlayamadın mı yeni yeni. Çok üstüne gelecek söylenecek bıktıracaklar ki seni. Ana, ne yaptığını sanıyorsun sen? Ananın ne yaptığı belli aslanım. Asıl sen ne yapacaksın? O karı bu konaktan içeri girerse... ...girerse... ...oğlunu boşarım kadın. Aa, evet bak hiç böyle düşünmemiştim ben. Doğru konuştun kız. Boşanmak da bir seçenek. Ulan... ...hiç mi kıymetim yok gözünde be? Hiç mi değer vermedin sen bana? Daha dün bir, bugün iki. Ne öldü bellisiz bir karıyı. Tutup kolundan getirmişsin be. Ya ne yapayım? Benim kokarım çocuksuz mu kalsın? Kalmasın ana. Kalmasın be. Boşanıyorum ben. Tez işlemleri başlat. Bitsin bu iş. Ama... Hangi işlemler ha? Ya duymadın mı karını? Boşanmacılık işlemleri. Ana, sen ne yaptığını farkında mısın? Bu kuma nereden çıktı ya? Sen kime sordun da getirdin bu kumayı? Ayıp. Ya Gökhan, ne oluyor burada ya? Bir şey yok, bir şey yok. Gökhan'ı baş göz ediyorum da. Ben kimseyle baş göz olmuyorum ana. Ben karımı çok seviyorum. Anlıyor mu? Afet! Gökhan! Afet! Ya, ya yenge Allah aşkına ya. Babamın ne kadar kuma karşıtı bir insan olduğunu bilmiyor musun? Sana kuma yok demişmiş falan. Bu nerede şimdi bu? Ya bu derken ya, yani sayın bayan hanımefendi demek istedim. Yanlış anlaşılmasın. Rica ederim lütfen hoş geldiniz. Yo, yanlış olmadı. Ben kuma olarak geldim. Ay, kalender ben kuma olarak geldim. Ne? Ne? Bak ben senin saçını başını yolarım. Sen nasıl konuşuyorsun be? Ya ismim Helga. Bozok aşiretinin ağası, kalender bozokun kuması olarak Almanya'dan geldim. Sakin olun. Şu işin aslı astarı neymiş bir öğrenelim. Aa! Hakikat ayıp ya. Ya Bayan Helva, siz abimi nereden tanıyorsunuz acaba? Henüz tanışmadık. Beni konsolos, eski konsolos Sami Bey gönderdi. Kalender ağam artık işlerini diplomatlarla mı yaptırıyor be? Hayır, Sami Bey'i ben de çok iyi tanırım efendim. Fakat niye sizi bana yönlendirmedi ben onu anlamadım. Kamil, ben şimdi seni bir yönlendiririm. Aklın şaşar. Sabi. Ya bir daha ya. Sayın Elva Hanım, siz şimdi bu ta Almanya'dan bir de konsolos aracıyla benim kalender abime kuma mı geldiniz? Evet. Ama anlaşılan siz beni kuma olarak istemiyor. Ben gidiyor. Ah canım ya, lütfettin. Gitmeseydin. Git tabii be, git.
Yazdım ben. Kız. Helga Hanım. Siz kumanın ne demek olduğunu biliyor musunuz? Biliyorum tabii. Kuma yani gaz. Gaz mı? Ya gaz kuma demek değil. Misafir demek. Konuk demek yani. Konuk. Konuk. Yani pardon. Konuk demek istedim. Ama siz kuma deyince öyle anladım. Kuma, kokona. Bak, kuma Türkçe'de evli birinin yasal olmayan karısı olmak anlamına geliyor. Ne? Yok. Yok. Ben asla böyle bir şey istemiyorum. Ben kuma değil, konuk. Fotoğraf sanatçısıyım. Madem niye bize kuma, ama kuma diyorum, konuk olarak geldiniz Almanyalarda? Çukurova'daki tarihi mekanları fotoğraflıyorum. Eski konsolos Sami Bey de Kalen'le beni yardımcı olacağını söyledi. O yüzden geldim. Yenge aşk olsun ya. Yani sen o zaman ta Almanyalardan gelen fotoğraf sanatçısın. Yani oğluna nereden buldun, nasıl buldun kuma diye hiç anlamadım yani. Şöyle oldu, konağın önünden buldum. Konağı böyle fotoğraflarını çekiyordu. Hanımefendi dedim, bizim konağa kuma olarak gelmek ister misiniz dedim. Heveslisi gibi hemen Allah razı olsun kırmadı beni geldi. Belli ki büyük bir karışıklık oldu. Ben daha fazla rahatsızlık vermeden... Ne münasebet lütfen, ne münasebet. Willkommen. Olur mu öyle şey? Yengem bir cahillik etmiş size. Lütfen başımızın üstüne. Ta Almanyalardan Çukurova'mız için gelmişsiniz. Seve seve yani yardımcı olurum ben lütfen. Siz Kalena Bey misiniz? Yok. Ben onun sağ kolu sayılırım yani. İskender. İskender Bozok. Yani onun en sevdiği kardeşim. Size seve seve yardımcı olurum burada. Memnunum. Efendim ben de Kalender Bey'in en sevdiği dünürüyüm efendim. Kendimi tanıştırayım ben. Emekli Büyükelçi Kamil Öztürk. Size yardımcı olmaktan onur duyarım efendim. Memnunum. Kamil, istersen şansını çok zorlama ha! İskender, sen nasıl yardımcı olacakmışsın acaba? Gülistan yani Çukurova benim avcumun işi gibi bildiğim yer yani. Ha öyle mi canım? Ancak avcını yalarsın sen İskender. Ben rahatsızlık veriyorum. Ben gideyim. Lütfen ya olur mu öyle şey yani? Bizim standart rahatsızlığımız. Siz olmasanız da burada biz bir şekilde bir şey bulur tartışırız yani. Yani siz burada kalırsanız görürsünüz zaten tanık olursunuz. İşte yani kalırsanız tabii inşallah kalın bence. Kalınmalı. Yani çok iyi olur tabii ki çünkü bu konağın muazzam dokusu var. Onu fotoğraflamış olurum. Ya ne demek, daha ne büyük muazzamlıklar var, ne dokular var. Ben hepsini size yani zamanla teker teker gösteririm, şaşıp kalırsınız yani. Yeter ki siz kalın burada, ben bizzat şahsen kendim size hepsini gösteririm. Oldu işte be, oldu. Sonunda bu da oldu, bu da. Afet'im, yapma. Ya sen anama ne bakıyorsun? Bakmayayım da ne yapayım? Yememiş, içmemiş, üstüme kuma getirmiş. Tamam, gönderirim ben onu. Ben senden başkasını istemiyorum ki Afet'im. Göndersen ne olacak be? Anam tutup kolundan yenisini getirecek. Onu da gönderirim. Gönderirsen gönder. Duracak mı sanki? Durmazsa durmasın. Ben senden başkasıyla olmayacağım Afet'im. Olursun. Olursun. İki güne sen de pes edersin. Benim gibi çürük karıyı ne yapacaksın? Afet'im o nasıl laf ya? Beni hiç mi tanımadın? Seni ne kadar çok sevdiğimi bilmiyor musun? Biliyorum. Çocukları da ne kadar sevdiğini biliyorum ama... O yüzden başkasını isterim dersen anlarım. Yüreğime taş basarım da yine anlarım. Ama üstüme kuma getirtmem. Anladın mı? Ölürüm de getirtmem. Ben de ölürüm de senden vazgeçmem. Çocuğumuz da olmuyorsa olmasın, ne yapak? Takdir ilahi işte. Allah'ımına. Allah tabii. Ben seni hiçbir şeye değişmem güzel gözlüm benim.
Aa, sana ne oluyor be? Alırım şimdi senin ayağımın altına. Daha ne olsun be ya? Görmedin mi İskender'in o karıya nasıl baktığını? Var ya, hem kendi başını hem de benim başımı yaktın. Hakikat ya, bana niye kızıyorsunuz ki? Bu sarı çiyen cilveli Helga ama değil, İskender'e kum olur zaten değil mi? Eğer öyle bir şey olsun bu konağa var ya, yakarım, yakarım! Kız salak! An konağa geldiğinde ha bu karıyı görürse bırakır mı? Kız karı modern, karı sarışın. Tamamın dişine göre ya! Ahmut! Ya sen el alemin Alman sarışı kadının elinden tut konağa getir. Ya bu Adanalı karıların içine kıram ki dahil ola. Ha? Ya ben ne bileyim böyle olacağını. Bu yabancı gelinler saf salak oluyor ya. Bu da Bella gibi olur zannettim. İyi halt etsin. Kız ya ağam geldiğinde karı hala burada olursa he? Ya ağam dördüncüyü almaya kalkarsa? Ya peşin hükümlü olmayın, müşteri olun. Karı konağa kuma diye değil ki, misafir olsun diye geldi. Ki ayrıca hiç ağamın tipi değil bence. Vallahi size bir şey söyleyeyim mi kacılar? Bu sarı çıyan burada olduğu sürece bize rahat yüzü yoktur ben de size söylemesi. Vallahi bizim için şimdilik no problem. O İskender'le senin arandaki sorun bizi hiç ırgalamaz. Tutmayın beni var ya senin ağzını çarşamba pazarına öyle bir çevirelim ki. Seni var ya elimden alamazsan lan. Bana ne be? Bana ne? Senin kocanın da gözü başı ayrı oynamasaymış, rahat duraymış. Gördük karının içine düşüyordu ya. Sus sen be be. Sus sen be. Anam yemin ederim be. Kart karı, şu olayı bir daha anlat bakayım. Hayatım, Helga Hanım az önce anlattı ya, daha ne detay soruyorsun ki yani? Tek anlatayım, önemli değil. Ben Almanya'nın en çok Türklerin okuduğu derginin fotoğraf sanatçısıyım. Ve bu sayı için Çukurova'daki karakteristik ve tarihi mekanları fotoğraflıyorum. Hepsi bu. Yani şimdi siz ta Deutschland'lerden buraya fotoğraf çekmeye geldiniz yoksa mı yok? Evet. Çukurova'da başka yer kalmadı da bizim konağı buldun canım. Sebebini söyledim ya. Kartkarı yemin et bakayım sen. Bu konaktakileri daha önce hiç görmedin. Gördün görmedin? Tanımıyorum. Peki kıvırcığı tanıyor musun? Allah Allah, nereden çıktı kıvırcık şimdi benim karıcığım? Ne kıvırcığı, alakası yok. Kıvırcık mı? Kıvırcık değil, kıvırcık. Yani benim kocam. Dalgalı. Ya. Bir dakika, ciddiyim ben şu an. Evet, yani benim kocam. Yok, hiç kimsenin kocasıyla daha önceden tanışmıyorum. Bakın, rahatsız ettiysem girebilirim. Aa. Ben sadece İskender Bey ısrar etti diye kalıyorum. Ama ölümü öpün ya. Böyle yapıyorsunuz, vallahi perişan oluyorum. Ya bizim bu konağın kadınları biraz meraklıdır. O yüzden sizi böyle sık boğaz ediyorlar. Ya sık boğaz değil ki, soru soruyorlar manasında, anlamında. Ayıp ya. He, kusura kalma kızım ya. Sen yaslan arkaya, yan her tarafı da rahat rahat otur. Bunlar böyle biliyor musun, kovu görmemişler. Yabancı bir karı kurdum üstüne çullanıyorlar ya. Siz rahatınıza bakın Helga Hanım. Biz size her türlü konuda yardımcı olacağız. Evet, isterseniz ben size Adana'yı gezdirebilirim. Kız! Sana ne oluyor? Tasası sana düştü Helga'nın. Niye ya? Kadın Adana'mızın tarihi yerleri gezdirmeyelim mi? Ama sen nereden bileceksin Adana'nın tarihi yerleri nedir reis? Ayıp ya. Helva Hanımcığım lütfen kusura bakmayın ya. Şu konakta yaşanan şu olaylar silsilesi yüzünden gerçekten özür dilerik ya. Başımızın üstünde yeriniz var. Siz bu konakta ne isterseniz, ne yaparsanız yapın, kendi eviniz belleyin burayı lütfen yani. Kız! Ne oldu, ne yaptın böyle? Ne oldu sana? Yok yok, telaş edecek hiçbir şey yok. Mutfakta ufak bir kaza oldu, her şey kontrolümün altında. Belli canım. Ev kazası işte yani. Elektrik filan çarptı herhal. Görülmez kaza işte. Ay benim 1,5 İskender'im. Benim şu kar koca.
çocuğum benim. Ne konuşursunuz böyle? Ne yapıyorsun? Kolumu koparacağım. Bir dur, çekiştirme Gülistan. İskender Bey, çok teşekkür ederim davet için. Ama yani kaçıncı teşekkür lütfen ya. Ne zaman isterseniz, neye ihtiyacınız olursa size her konuda yardımcı olurum. Çok doğru bir adrese geldiniz bu arada. Bu arada Kalender abime yönlendirilmişsiniz. Hayır, doğru yönlendirme benim yani. Size her şekilde bir sürü şeklim var, çevrem var. Burada rahatım. Herhangi bir ihtiyacınız, herhangi bir sığıntınız olduğu anda daha ismini deyin. Yanınızda hemen çıt biterim yani, sıkıntı yok. Öyle mi is? Nasıl bir şeklin varmış bakayım senin? Tek böbreğini abine verdin diye kendini ağ mı zannettin? O dur! Boşluğuma vuruyorsunuz orada, böbrek yok orada. Ben abimi temsil ediyorum burada yani ya. Ağayım ben. Bilediğimi ketmez Allah şu kimse yani, ağayım. Ben var ya, sana bunların hepsinin hesabını soracağım. Is. Bak, ne soracaksın kız, he? Ne soracaksın? Hadi beni delirtin şu an. Sor bakayım ne soracaksın. Hayret bir şey ya. Yani şu Helva Hanım, kadın başına ta Almanyalardan gelmiş buraya. Helal olsun bu arada. Ne yapacaktım? Yardım etmeyeceğim mi? Ben böyle bir adam mıyım? Ne bariz ya? Millete bana batılacağız. Affedersiniz kızım. Teşekkür ederim. Yapmayın ama lütfen, rica ederim. Defalarca, binlerce. Hı? Sen bir gelsene kan. Ol bu kadın. Gel canım, gel. Olur abi. Rahatsız aynı taşı maynelerleri. Ne diyorsun İskender? Gülistan, Almanca konuştum ya, müsaadenle. Sana inanamıyorum ya, inanamıyorum. Resmen evsiz kaldık ya. Ya düğünümüz haftaya ama artık bir evimiz yok. Ya tamam tamam, uzatma işte. Adamlara söyledim, çiçek gibi yapacaklar evi. Ya hala çiçek gibi yapacaklar diyor. Ya ben anlatamıyor muyum derdimi? O Mickey Mouse gitmeden ben asla eve gelmem. Kız ne yapak, ne yapak? Evlenmeyek mi? Ya o ya ben Baran. Kusura bakma, karar senin. O kim? Mickey Mouse işte. Ya Rabbi, ya Rabbi. Kızım sen bana demedin mi öldürülmeyecek diye o hayvan? İşte öldürmeyince yaşıyor. E yaşayınca da gitmiyor. Ölmeyecek ama evde de durmayacak Baran. Anlatamıyor muyum? Ha, sen diyorsun ki döner istiyorum ama dönmesin de istiyorum, öyle mi? Ya öldürmekten başka çaresi yok mu bunun? Ya düşünsene, herkes rahatsız olduğu hayvanı öldürseydi ekolojik zincir ne olurdu, kim bilir? Başlatma zincirinden, bencirinden. Bana ne, benim düğünüme 3-5 gün kalmış, ekolojiyi mi takacağım ben? Düğüne 3-5 gün yok Baran. Ya yeni bir ev buluruz ya da o Mickey Mouse'dan kurtulana kadar düğün falan olmaz Baran. Aklına sok bunu. Kalkamıyorum, kaldır beni. Aa, kaç şuradan. Ne yapıyorsun be? Ne dedin sen? Duydun işte, düğünü ertelememiz lazım. Kızım sen beni dellendireceksin mi? Sen beni dellendireceksin mi? Yüzmüşük yüzmüşük kuyruğuna gelmişik. Kıllıcık bir hayvan yüzünden düğünümü erteleyeceksin. Kıllıcık bir hayvan için o evi harabeye çevirmeden önce düşünecektim. Ne yapayım kız? Dellendirdiniz beni. Dellendirdiniz. İkiniz biri oldunuz, beni dellendirdiniz. İkimiz? Ha işte o Mickey Mouse. İkiniz beni canımdan bezdirdiniz. Canından bezdirdim demek ha? O zaman ben seni rahat bırakayım. Saçma sapan hareketler yapma. Açamam ki zaten. Otur otur dur yerde. Ben seni canından bezdirmişim. Gidin de bir rahat nefes al. Rahat nefes al. Dellendirme beni, dellendirme. Dellendirme beni, bak senin. Biliyorum ben sinirli adamım, değil mi? Biliyorum. Baran, ineceğim diyorum. Ya indir beni! İnmeyeceğim diyorum! Baran, saçmalıyorsun şu an. Dur dur şöyle, bir ineyim ben. Ya bir kendinize gelin. Niçin kavga ettiğinizi farkında mısınız? Farkındayız Dilo, farkındayız. Yengen hanımefendinin evlenmeye niyeti yok. Kılıcık bir fareyi mahane ediyor. Ne? Gerçekten öyle mi düşünüyorsun? Dur dur Şuhar Bey, dur dur! Ya Şirin tamam. Dur ya, fazla abartıyorsunuz. Bakın bir konağa gidelim, orada etraflıca düşünürüz, tamam? Yok yok, ben anlayacağını anladım. Ben seni canından bezdirmişim. Evlenmemek için de bahane uyduruyormuşum değil mi? Kız bezdirmedin mi, bezdirmedin mi? Sen yüzünden başıma gelmeye kalmadı. Sadece başıma mı? Oturduğum koltukta nasıl oturuyorum, sen biliyor musun? Bak hala aynı şeyi söylüyorsun. Ne yapıyorsun? Bak kilidi açtı bak. Ne yapıyorsun Şirin? Kız! Şirin! Gidiyorum ben. Şirin, bak dellenme, beni sinirlendirme Şirin. Bak yolun ortasındayız ha. Ya, gidiyorum ben. Şirin! Şirin!
Şirin! Şirin! Kız dur hele! Sana! Ya bırak beni! Bırakmam, bırakmam. Yıllar sonra tutmuşum ben bu kolu, bırakır mıyım? Yasin'le bırak dedim, Baran! Bırakmam, bırakmam. Kendini yırsan da bırakmam. Ya ne yapıyorsun ya, Baran? Bırakmayacağım! Baran, seninle evlenmeyeceğim! Evleneceğim, başka çaren yok, başka çaren. Senden nefret ediyorum, nefret! He he gülüm, he. Ben de seni çok seviyorum, biliyor musun? Gel buraya. Dilo tut. Tamam tuttum. Seni var ya. Sen tam yontulmamış bir odunsun Baran'ı. He he sağ ol gülüm. Ya sen ne yonsuz bir şey aldın be. Sana bir şey diyeyim mi? Bağırsan da çağırsan da yırtınsan da bu düğün olacak, bitti. İstiyorsan beni bir de bir odaya kapatıp elimi kolumu da bağlarsın. Yapmadığın şey değil yapımızdan. Allah'ıma gerekirse onu da yaparım. Kız mezardan babam çıksın, Allah rahmet eylesin. O bile buna engel olamayacak, tamam mı? Yettiniz gari lan! Dellendirdiniz beni lan! Çalımdan ettiniz, çalımdan! Bırak be ya! Bırak kızım, bırak! Bak seni muhabbet ya! Ya Nazgül, yemin ediyorum sen var ya entrika konusunda boyut atladın. Bildiğin komplo teorisyeni oldun sen. Siz daha geçin dalganızı. Elin Acarı gelmiş, hanemize yerleşmiş, hala ayakta uyuyorsunuz. Nazgül, sen de her yabancı kadını ya koca avcısı ya da ajan sanıyorsun. Sence de yabartmıyor musun? Hayır Drejiko, yabartmıyorum. Kızım, bütün yabancı kadınlar potansiyel düşmanımızdır. Sen hariç tatlım. Bu yüzden tetikte olmalısın. Özellikle Helgo'ya karşı daha bir tetikte olmalıyız. O niyeymiş? Şaysa çünkü kadın çok güzel. Aha, işte kendi kendine ele verdin karıcığım. Bak bu konağa dara kuru bir kadın gelseydi direkt anam, canım, cicim, bacım olacaktı. Kadın sırf güzel diye öyle acan macan demeyecektin işte. He? Ya siz hakikaten ya safsınız ya da saf taklidi yapıyorsunuz. Neyse, mühim değil. Eğer ki ben de hırçın kız Nazgülsem, o ajanının ipliğini pazara çıkartmazsam ne olayım? Aman Nazgül, aman. Biz senin yöntemlerini biliyoruz. Bak senden rica ediyorum, bu kadını da geçen seferki gibi bayıltmaya çalışma. Ya kalın iki gün misafirimiz olup gidecek. Lütfen rezil etme bizi. Ya bırak beni! Ya bırak beni, bırak! Ya bıraksana! Ya bu nedir ya? Ne oluyor ya? Ya bıraktım, al! Allah Kur'an aşkınıza şu bacınızla konuşun ya. Tutturmuşum da düğün erteleyek diyor. Niye ki ne? Niye olacak? Evvel giren para yüzünden. Ya söylemesene şunu. Tikim var diyorum çocuk, tikim. Başlayacağım tikine ha. Ya o vicdansız yaşıyor mu hala? Neyse tamam canım, öyle demeyiz. Şey deriz, ne diyelim? Miki diyelim, Miki, evet. Ya ne diyorsanız deyin ama bak şunu kararından caydırın. Lan kardeş yanlış anlamayın da ben ne diyeceğim millete? Düğüne o kadar davet etmişik. Kusura bakmayın. Eve giren bir Miki babası yüzünden düğünü yapamıyoruz mu diyeceğim? Hala, bence boşuna kavga etmeyin. Sizi düğün ertelenecek. O neymiş kız? E baba ağa ortalarda yoktur. Kız babası olmadan düğün edeceksiniz. Ya ben konuştum babamla. Birazcık kafasını dinleyecekmiş. Ama sağ olsun kınama gelecekmiş ha. Vah, insivo. Kız, neredeymiş? Kimle dinlenecekmiş? Ya kafasını dinlemek isteyen bir insana sence bu soruları sorsam kaçar mı, kaçmaz mı? Ha? Ama Fethi kız, maharetmiş gibi bir de anlatıyor. Ya kızım şu yengenden bir dirhem bir şey öğreneydin ne olurdu? Eğer ki ben orada olaydım, koordinatlarına kadar nerede, kimin ne olduğunu çoktan öğrenmiştim be. Eh yahu yeter. Ya, Kalender babayı ikna ederek mi? Siz bunu ikna edin bunu. Lan oğlum eve giren fare yüzünden düğün ertelenir mi lan? Ya Şirin, abicim Baran doğru söylüyor. Böyle ufak bir şey yüzünden düğün ertelenmez ki. Aslan kayınço. Ya abi ya anlamıyor musunuz? Ben küçüklüğümden beri o şeyden tiksiniyorum ya. Böyle adını duyunca bile bir garip oluyorum, aklımı kaçırıyorum. O şey, o evdeyken ben hayatta adım atmam, oraya haberin olsun. Ya tamam, tamam Şirin'im ya. Sana hemen eve gir diyen yok ki. Hem siz evlendikten sonra balayına gitmeyi düşünmüyor musunuz? Ha, gidecek. Tamam, kaç gün kalmayı düşünüyorsunuz peki? Ne bileyim, bir şey düşün. Bu istesin, ben 6 ay kalırım ki. Yok, yok 6 ay olmaz. 1 ay yeter.
Biz de o arada bu işin profesyonellerini çağırırız. Evi güzelce bir temizlerler. Hem tadilat işleri falan da aradan çıkmış olur ha. Ay ağzını öpeyim lan sen. Aman ağzını sevme. Abo ver neyse işte. Gel gel gel. Ne var? Bal damlıyız. Abicim ne dersin, mantıklı mı? Yani sanki biraz mantıklı gibi olabilir. Gülüm. Allah'a makbul alınma, Miki'ne hiçbir zarar vermeyeceğiz. O böyle evinde, ailesiyle huzurlu bir şekilde böyle yaşayacak. Tamam. Ne oldu ha? Hani evlenmemek için bahane arıyordun? Ya Allah Allah, sinirli ağzımdan çıkmış olamaz mı? Affet gülüm. Tamam, anlaştık. Şok, şok, şok. Ünlü çift barıştı. Ya evi ajanlar basmış, siz makazi derdindesiniz ya. Of, Nazgül, of. Mariko, kız sen Arabistan'ın Lawrence'ı biliyorsun yoksam yok. Bizim koydan mı? Cahil ya. Cahil, adı üstünde. Bir kere Arabistanlı, Arabistanlı. Ama İngiliz. Dinleyeydim bilirdim. Ay, kafalarına güneş geçmiş. Harika. İskene ve bu konak kaç yıllık? Konak, biz de şey yapacağız, konak işte şeyler, yontma taşta, göktürkler falan. Konak 500 yıllık. 500 mü? Yani işte 450 rahat vardı, 450 vardır yani. Öyle mi yani, tarihler hiç gördün mü? Tadilat, tadilat görmez mi canım yani? Sonuçta ev yani burası. Yani rutubet olur, giderinde sıkıntı olur, lavabosunda sorun olur. Tadilat gördü, bayağı gördü tadilat. İskender Beyciğim, Helga Hanım tadilat derken su borusundaki tıkanıklıktan bahsetmiyor efendim. Restorasyondan bahsediyor, restorasyon. Nedir restorasyon biliyor musunuz? Kamil Bey, Kamil abi bak abi diyorum size yani. Benim İstanbul'da kaç tane restoranatçı tanıdığım var acaba siz biliyor musunuz? Ben kusura bakmayın da restoran işinde de bulundum yani. Rahat olun. Tövbe estağfurullah. Peki, sizinle bir röportaj yapsak. O zaman bu konağın tarihini anlatabilir misiniz? Tabii. Kamil Bey, yani bir Bozok konağını anlatacak kişinin soyadı Bozok olmasın mı yani? İskender Bozok olarak. Benim anlatmam çok daha doğru olur. Buyurun lütfen. Yani buraya bu konakta doğup büyümüş birinden dinlemek isterim. Ben burada doğdum. Felaket bir şekilde burada doğdum. Benim babam, babamın babası. Babamın babasının babalarının babaları, babalar hep beraber bütün babalar bu konakta doğmuşuz yani. Bu konağı benden dinlemeyeceğinizi kimden dinleyeceğiniz aşk olsun. İskender Bey kardeşim. Bakın kardeşim diyorum. İskender Bey kardeşim. Siz bu konakta mı doğdunuz efendim? He? Helga Hanımcığım. Naçizane bir önerim. İsterseniz siz bu röportajı daha sonra dönürüm Kalender Bey'le yapın efendim. Daha sağlıklı olacaktır, emin olun. Ne münasebet canım şimdi Kalender, yani bağırttırıyorsunuz Kamil Bey abi. Yani Kalender Bey, yani abim şu anda gitti mi, ne zaman geleceği, ne yapacağı belli olmaz. Bir de koskoca Alman basını abimi bekleyecek, lütfen ya. Bu şaka mı yani? Yani siz şey yapın, ha Kalender, ha ben. Lütfen, gerçekten. Bir de şöyle bir şey var, bunlar söylenmez ama yani... Şimdi ekranda, TV'de benim yüz hatlarım olsun, bakışım bakışım... Abimden biraz daha iyi çıkıyorum. Ben de sektördenim, yabancı değilim o yüzden. Ben de başlayalım artık. Yani tabii ki Kalender Bey'le röportaj yapmak isterim de... ...ne zaman gene belli ki. Oo, yani Kamil abi buyurun. Güzel sabot ettiniz yani röportajı. Ya Helva Hanım, gerçekten benim abim şu anda karabatak gibidir. Bir gitti mi bir daha ne zaman geleceği belli değil. Buraya kök salarsınız. Vallahi burada böyle demirbaş olursunuz, yaşlanır gidersiniz. Benim varken burada beni değerlendirin yani. Ben buradayım, haydi. Kamerayı al abi. Al abi kamerayı. Bak camına sakın değme elini bak. Bütün leke olur, en pahalı yerleri. Geç abi sen. Gelin Helva Hanım yanıma. Siz yapabiliyor musunuz? Yaparım efendim. Bunu yapmayacak ne var yani Allah? O zaman şöyle benim olduğum yere bir bakın. Kadraş bu şekilde olacak. Heh. Ama sakın başboşluğu bırakmayı unutmayın. Başboşluğu ne demek efendim? Benim kırmızı çizgimdir. En iyi başboşluğunu ben bırakırım efendim. Eğer beceremezse adamlarım var yani başkasına da çek. Hazır mısınız İskender Beyciğim? Bir şey konuşuyoruz Kamil abi. Allah Allah buyurun. Başlıyoruz. Bir dakika bir dakika durun durun. Bir saniye. Bu olmadan olmaz. Şimdi mevsimi ya. Namussuz nasıl tüy dökmüş ya namussuz. Çok sıcak ya, isterseniz kökü çıkartabilirsiniz.
Ay şimdi Müdür Bey'in yeşil kurk işinde çıkmasın. Peki daha sonra. Hazır mısınız İskender Beyciğim? Ya tamam, bu kadar baskı altında da nasıl kayıt yapacağız anlamadım ya. Buyurun. Hadi. 3, 2, 1. Kayıta giriyorum. Dikkat. Kayıt. Evet, İskender Bozok. Bu muhteşem konağın sahiplerinden biridir. Biraz sizi yakından tanıyabilir miyiz? Zaten oldukça yakın değil miyiz? Hayır, bir esprili giriş yapayım dedim yani. Kamil Bey nedir? Allah Allah. Buyurun. Efendim, bendeniz İskender Bozok. Bu 1000 yıllık konağın en son ağasıyım. 1000 yıllık mı? Tamam, yani lütfen hemen hep kesilmesin ya. 1000 yıllık bayağı eski bir konak yani. O anlamda şey yaptım. Efendim, 1000 yıllık bu konağın son ağasıyım ben. Son geldim yani. Trenle geldik. Atalarımız ilk Türkler zamanında bu konağa şeyde böyle bir Anadolu'ya girdiklerinde böyle bir sisli bir günde girilmiş bana anlatılanlar. Dedem rahmetlinin nefesi çok kuvvetli bir adammış. Ciğerler miğerler büyüktü abi. Dedem böyle bir diye üfleyince o sis dağılmış, onak çıkmış meydana. O anda bir yağmur bastırdı sen. Bize sülalecek yağmuru, yağmuru hiç sevmeyiz. Sülalecek suyu yıkanmayı sevmez, yağmuru sevmeyiz. Yağmuru görünce bütün komple, bütün sülale konağın içine sen gir. O zaten kitaplarda yazar. Sebebi belki yazmaz ama ilk Türklerin girdiği, Anadolu'da girdiği ilk konak bu konak. O konak. Benim bağımların bağısının konağı bu konak. Yağmurdan dolayı girdiğimiz konak. Oha İskender, oha. Ufak attan civcivleri yesin be ya. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi Gülistan? Senin bu kocanda ağalık kompleksi var. Ne biliyorsun? Belki de ağamı ortadan kaybettirdi yerine geçebilmek için. Doğru dedin kız Gülistan. Ha bu İskender'den her şey beklenir ha. Baksana ağamın yokluğunda nasıl da her şeyi fırsata çevirdin. Yok bak 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 bak. Yok bu konakta doğmuşmuş da. Bu konağın son ağasıymışmışmış da. He. Vallahi yakında ağalığını ilan ederse hiç şaşırmam ha. O azıcık yavaş ilan etsin de saç başı dağılmasın. Benim bu adamın avasını söndürmem lazım yoksa uçup gidecek. Vallahi ağalığını ilan eder etmez bizi kapının önüne kora. Doğru dersin be ya. Bu kansız var ya sizi değil beni bile tanımaz. Hey, oynak köpek. Yok anam, bizim başka bir hal çağrısı bulmamız lazım gelir ha. Of of, bu Helga karısını göndereceğiz. Ağamı bulacağız. Bu İskender'in havasını söndüreceğiz. Çok izimiz var karılar, çok. Hadi karılar, hadi. Geçin, geçin de bir hal çağrısı düşünün. Gel, aşağı gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Aman bu giremedik ya. Bir dur Ayşe. Gel, gel. Evet. Siz. Korkut Bozok oğlu Müsellim Bozok, Şivan Dolan kızı, Elzem Dolan'ı zevceliğe kabul ediyor musunuz? Ya tamam tamam işte tamam. Evet mi hayır mı? Ya evet evet evet. Aç sesi tut. Aç şu. Tamam. Çekelim. Belediye başkanının bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ben alayım hop. Benim babam. Öpeyim elini. Allah bir yastıkta kocatsın da. Her şey iyi olmadı bu. Yani biz koca bir aşiretiz. Elzem kızım sen de koskoca bir aşiretin kızısın. Yani böyle kuru bir nikah oldu mu ya? Olur babam, çok güzel olur. Hem ben düğün yapmaya yeminliyim. Niye? Ne yeminliymiş o? Ya babacığım ben bugüne kadar hangi düğüne gittiysem hepsi de boşandılar. Ben de yemin ettim artık hiçbir düğüne gitmeyeceğim. İyi sen gelmezsen biz yaparız. Olur mu hiç öyle şey benim babam? Ya Elzem kendi düğününe gelmeyecek mi? Ya tamam da benim oğlum şimdi koskoca Bozok aşireti böyle yangından mal kaşır gibi nikah kıyar mı hiç ya? Ya el alem ne demez? Ne oldu da bunlar böyle apar topar evlendiler demezler mi? Bana ne ya, bana ne? Ne derlerse desinler. Ben bu yaştan sonra mutluluğu yakalamışım, bana ne ya?
Bir eğlence yaparız, erkeşleri de çağırırız. Öyle olmaz mı ha? Ey neyse neyse be. Kalender gelsin de bir bakarız. Ama bu böyle benim hiç içime sinmedi ha. Hiç iyi olmadı bu, hiç iyi olmadı. Yok babam yok, çok iyi oldu. Hem nikahta keramet, düğünde felaket vardır. Bu keramet de, bu nikah da en çok Türkmen'in hoşuna gidecek. Bana bak, hadi gene iyisiniz ha. Biz evlendik, sizin önünüzü açtık. Sıra sizde şimdi ha. Ay Barbara, Barbara, ateşle düştü dağlara, ağzım dilim kurudu, lasta yalvara yalvara. Ay Barbara, Barbara, ateşle düştü dağlara. Tamam Türkmen, tamam. Hele bir, hele bir soluk lan, hele bir dur. Ya ne duracağım ya, ne duracağım? Benim canım abim evlenmiş, benim önümü açmış, ben mutluluktan kanatlanmış uçayım, ne duracağım ya? Ya bana bakın, siz de bir an önce evlenseniz de artık, hadi. Yo, kusura bakma yani, beni öyle hemen aceleye getiremem bu işi. İlk önce Şirin bir evlensin, ondan sonra ben 40 gün, 40 gece düğün yapacağım Allah'ın izniyle. Abartma Türkmen, abartma. Ne yapacağız 40 gün, 40 gece? Seni gören de Arap Şeyhi'nin kızı sanır. Ya tamam. Yani ben Arap Şeyhi'nin kızı değilim ama koskoca Bozok Şeyhi'nin şeysinin yani Bozok aşiretinin kanıyım. Aman. Türkmen abla, bence sen o düğün işine girme ha. Çünkü ben kimin düğüne katıldıysam hepsi boşandı ha. Allah muhafaza. Vallahi mı diyorsun kız? He. Kıbağa bak. İyi ki var ya, benim düğünüme adımını atarsan seni sinnet gibi ezerim ha. Ben zaten zar zor bir koca bulmuşum. Onu da sağımdan ettiremem ben. Gelmeyeceksin benim düğünüme. Ya ne diyorsun ya? O senin yengen Türkmen. Ne biçim konuşuyorsun? Değil yengem. Babam olsa da alamam. Anladınız mı? Şaşırma. Dur. Sakin ol Türkmen. Bak az önce ne güzel türkü söylüyordun. Daydı. Sen yine türkü söyle. Güzel söyledi Mehmet, değil mi? He. Ay Barbara, Barbara. Ateşle düştü dağlara. Allah'ım benim korudu. Nasıl ayağım var. Sakin ol Türkmen, sakin. Ya bir de bana dengesiz diyorlar ha, şunun haline bak. Nazgül! Nazgül kız! Geldim, geldim kız. De hadi anam ya. Kız ne yapayım? Saklamışı anca doyurdum. Kız diyorsa benim Sabiye süt kalmadı. Yok yok, garibin hakkını ayırdım, merak etme sen. Garip deme kız bebeme. Niye? Yazık gariptir işte. Ne anası vardır ne babası. Vardır Nazgül, vardır. Anası da vardır, babası da vardır çok şükür. He, vardır vardır da kim bilir neredelerdir. Buradadır anam, buradadır. Bundan sonra Sabiye'nin anası benim. Çık attı Serpil'e de kız, ne diyorsun sen? De haydi ben sana sonra anlatırım. Yazık garibim. Sündü açlıktan be. Allah'ı yarabbi. Bak. Memeyi de almış. Ya o erkek adamsın sen. Biraz gayet ol. Bak hiç yakışıyor mu sana böyle viyak viyak bağırmak? Afam tutuyor ne sen bana? Ya nerede kaldınız? Çocuk öldü açlıktan burada. Geldim geldim. De haydi çık sen. Yavaş, yavaş. Al, yavaş. De haydi ayrılın ağam, haydi. Hadi git. Yazık, helak oldu yavrucak, doyurayım karnını. Şunu şöyle koyalım. Yok, yok be. Ama sakın emzirme ha. Kız affet, emzirmeden nasıl doyuracağım ben bunu? Ahanda bununla. De haydi geç otur. Kız affet, o nedir öyle? Süt pompası, süt sağma pompası. Kızım pompaya ne gerek var? Vereceğim memeyi, emecek biçir biçir. Değil mi? Olmaz Nazgül, emziremezsin. Allah Allah, sonra senin kokuna alışır, beni istemez. Seni bundan sağacağız, ben besleyeceğim. Bir saniye hayatım. Afet, ben oradan bakınca besli ineğe benziyorum. Sadırma ben sütümü müdümü. Sadıracağım Nazgül ya. Bak yazık garibim, çocuk çatladı ya ağlamaktan.
Ağlama yavrum, ağlama. Olmaz aferin, sağdıramam sütü. Bir saçma sapan konuşma. Nazgül, olacak. Sağacağım diyorum. Bak, vallahi seni zorla yere yatırırım. Sütüne sahip olurum ha. Viii. Kız, lahu sen benim yoksa sensin. Şu deli deli laflara bak hele. Ver bakayım. Budur yani, böyle. Aynen öyle. Bak şimdi ben bunu fişe takacağım. Sen onu öyle tutup kendini sağacaksın, tamam mı? Yarabbi, evvel buna ne gerek vardı? Çağıraydın belediyeyi, vidajör getirelerdi. Allah'ım yarabbi ya. Tak. Nasıl bir şeyse bu. Ha? Bir kız, bu kız kız ediyor. Kız, kız da elbisenin altında sütü emiyor yani. He, emiyor. Biz hepsini kızkanla internetten izledik, öyle yapılıyor. He, böyle. Şeyler. Helga Hanımcığım, bunlar en az 300-400 yıllık. Hele şu iplikle birlikte. Oy! Aman aman, 300-400 yıl valla. Harika. Kibista, ne yapıyorsun? Ya, bura galiba başka antika parçalar da vardır. Aşk olsun canım yani. Sizin istediğiniz antike olsun yani. Konağın her bir yanı antike. Ya hanımlar, bu taşınmaz malların çoğu antika değil mi burada? İskender, sen ne demeye çalışırsın? Sen bize mi antika demek istiyorsun? He? Yok yok Müteber abla, antika demiyor. Taşınmaz mal diyor. Olur mu canım? Siz de mi yanlış anlıyorsunuz ha? Helva Hanım istedi diye şey yaptım yani. Hadi şu antikeleri getirin de ortaya bir karışık yapak kendinizin. Haydi ya. İskender Beyciğim, affedersiniz. Hani hangi antikaları getirsinler? Bir tanesinin ismini verebilir misiniz örnek olarak? Lütfen rica edeceğim. Bir dakika, sen ne karışıyorsun? Ne bileyim canım şimdi. Ne varsa ortaya karışık getirsinler işte, ne bulurlarsa. Allah Allah İskender ya, sen de bu konağın bir evladı değil misin? Sen bilmeyeceğini de kim bilecek? Amca, ibri getireyim mi? Hah, çok yaşa kız vallahi sen. İbriyi kap getir hadi. Bir felaket bir ibrik var elimizde. Hop! Bir dakika ya! Möhtemel yenge ya! Gözünü seveyim, bir tane gelirken patır gördüydüm bir yerlerde. O patırı bir kap gel hadi, ayağına sağlık şimdi de. Tövbe yarabbim. Asiye yenge, sen de boş durma hadi gözünü seveyim. Bağımın çarıklarını al gel hadi, canımsın sağ ol. Yazık ya! Almanya'dan gelmiş amma hadi. Sağ ol. Seccadeye getireyim mi diye soracağımı düşünüyorsan çok yanılıyorsun İskender. Hangi seccade? Ayşe yenge? Hangisi olacak? Kaynanamın kendi elleriyle dokuduğu seccade. İyi ki söylemedin Göttük. Sen canımsın ya. Göttük yenge. Hadi kap kap gel hadi seccadeye kap kap kap. Kız duydu artık hadi Türkçe anlıyor. Geldim amca. Of of of, aman dikkat. En az 600 yılı vardır, en az yani. Felaket bir ibrik. Gerçekten harika. Otopta geldi. Geldi. Çarıklar, evet. Çarıklar da numara. En az 500 yılı var, en az. O yengeç de. İskender, ne yapıyorsun la sen burada? Bana sormadan eşyalarımı niye alıyorsun? Hayır baba, şey yani Helva Hanım istedi diye şey yaptım, bunları getirttim buraya. Ha, sen ortalığı boş bulup çok fazla şey yapma istersen. Abinin eli kulağında. Bugün yarın gelecek. Vallahi ama babam. Neredeymiş? Kimleymiş? Kendine kafa izni vermiş. O yüzden sen meydanı boş buldum diye atını istediğin gibi oynatma istersen İskender. Oo, kolay gelsin. Sağ ol Gökhan, hoş geldin canım. Hoş geldin benim oğlum. Hoş bulduk benim dedem. Nasıl, afet iyi mi? İyi iyi. Bu bebeği var ya dedem, bize Allah gönderdi. Bu bebek sayesinde afetle ben de kendi derdimizi unuttuk. İyi iyi, madem şimdilik iyisiniz o vakit sıkıntı yok.
Vallahi benim için bir sıkıntı var babam. Ya benim oğlum niye başkasının bebesine babalık yapıyor? Ha hem yarın öbür gün bu çocuğun gerçek anası babası ortaya çıkarsa verin bebeğimi derse ne yapacağız? Vallahi anan haklı benim oğlum. Bu bebeği devlete bildirmemiz icap eder. Yani getirip bize bıraktılar diye hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Çünkü suçtur. Peki evlat edinsek benim dedem? Ya olur da benim oğlum ama önce bildirmemiz icap eder. Sonra evlat edinme işlemlerine başlarız tabii çok istiyorsanız. Yani sizin rızanız olur öyle mi? Babanın da bu işe karşı çıkacağını sanmıyorum. Yani önemli olan sizin mutluluğunuz. Yani bizden yana içiniz rahat olsun. Benden yana içiniz hiç rahat olmasın çünkü ben izin vermiyorum. Ya benim aslanım Türk gibi can istese kendi soyundan, kendi kanından, canından boy boy çocukları olur. Başkasının çocuğuna niye muhtaç oluyoruz? Ayşe. Babam. Sen eşeğini az geri bağla bakayım. Bu mevzu kimseyi ilgilendirmez. Çocuklar düşünsün, taşınsın, kararını versin. İşte bu kadar. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Oh benim canım dedem. Senden de razı olsun benim oğlum. Ha İskender. Sen de git de Müsellim'i tebrik et. Elzem'len Yıldırım nikahıyla evlendi. Ne? Ne biçim iş ya bizim haberimiz yok. Abisi burada yok. Öyle iş mi olurmuş? Lan! Ben babaları değil miyim onların? Ben gerekeni söyledim. Vallahi baba kusura bakma yani. Ben de söyleyeceğim. Hatta söylemeyeceğim. Yapacağım yani. Helva Hanım, bu konakta sık sık oynanan bir oyunu sizi izlemeye davet ediyorum. Buyurun. Oyun mu? Oy. İskender, sen yine neyin peşindesin? Bismillah, hoş geldiniz. Evet, çıta kumrular. Siz benden habersiz ne yaptınız ha? Sana ne lan? Sana mı soracağım ne yapacağım? Tövbe tövbe. Peki, o zaman şöyle sorayım. Siz Kalender abim ortalarda yokken ne yaptınız? Soru işareti. Sana lan evlendik evlendik. Dudu ya madem. Ya evlendik abi ya. Abiniz yokken evle. Kız. Vuramadı canım. Vurur gibi oldu da hayatta. Vuramaz. Yokken evlendiniz. Ha? Bana bak İskender sabrım taşıyor ha. Siz kaç aylığına balayına gideceksiniz? Bir, iki, zwei, drei, fünf. Zekona. Bak İskender yapıştıracağım bir tane şimdi ha. Ne oldu sabrım mı taşacak acaba? Onu söyledim zaten sabrım taşıyor diye biraz önce. Taşsın. Hadi taşsın. Sın taş. Sana ne ya sana ne Allah Allah. Sana ne demeyeceğim kaç defa gideceğimize. Son kararınız mı? Ya yeter ya yeter. Ya gerçek mi vuruyor mu? Yok ya şakacıktan vuruyor. Tövbe tövbe. Ya saf bu karı gerçekten. Herhalde gerçekten vuruyor ya. Burası Adana, Adana. Burası Adana. Burada şartlar çok sert. Öyle otantik motantik görüncüne bakmayın siz. Evet Elkabacı. Hele İskender'in hiç öyle göründüğü gibi olduğuna bakmayın. Onda öfke kontrol problemi var, psikopatlık var. Eğer bir şey var yani. Evet. Birazdan da falakaya yatıracak. Falaka mı? Evet be. Allah Allah işkence bildiğin Alman. Sen de hiçbir şey bilmiyorsun ha. Ama böyle bir şey hiç doğru değil. Helga Hanımcığım siz onlara bakmayın. Şaka yapıyorlar şaka. Aa, bu bir çeşit böyle orta oyunu, geleneksel bir oyun yani. Şiddet olarak bakmamak lazım olaya. O zaman tamam mı? Pişman ol. Ol. Dur. Dur, dur. Nasıl bu? Ay, yemin ile yangın var diye bağıracağım ha. Güzel.
Olaylarım acıdı ha. O zaman Allah sizi bir yastıkta kocasın diyorum. Elva Hanım görüyor musunuz? O kadar güzel bir orta oyun kurucusuyum ki yani. Maşallahım var. O zaman test sofralar kurulsun. Bu akşam eğlencemiz var. Bir evin bir delisi. Bozokların müselliminin düğün yemeği var. Ya İskender. Hani abim gelince yapacaktık bunu biz? Allah Allah ya. Ya abim gelince de yaparız yani. Benim bir tanecik kardeşim evlenmiş. Boş mu duracağız yani? Elva Hanım, eğlencelerimiz inanılmaz keyifli, çok güzel olur yani. Süper, çok merak ediyorum şimdiden. Çok fotoğraf çekebilirim değil mi? Lütfen, okey tabii ki okey yani. Dükkan sizin yani. Çekin, itin, istediğiniz gibi yani. İskender. Gördünüz mü? Gacıyı ava atacağım diye eğlence yapacağım. Ya bu adam iyice başımıza ağ kesmeye başladı ha. Ya size bir şey diyeyim mi? Biz bu karıdan kurtulmadan bu İskender'in havasını söndüremeyiz ha. Tamam, anlaşıldı herkes. O zaman bu karıdan kurtulacağız. Hı. Ama nasıl kurtulacağız? Şamanlık. Şamanlık da bulacak. Ama giderken Mötebir ablaya da haber verelim. Şimdi karılar, ben düşündüm. Kız ne ara düşündün? Koşarken düşündüm Asiye, koşarken düşündüm. Ve karar verdim. Bir taşla değil, iki, üç kuş vuracağız. Ha bir kuşu vurdun, iki, üç tane kaldı yani. E ne yapacağız yani? Şimdi bakın karılar, bizim üç tane çok büyük problemimiz var değil mi? Bir Gökhan, duydunuz, evlatlık alacağım diyor, kuma istemiyorum diyor. İkincisi o sarıçıyan cilveli Helga. Üçüncüsü de İskender'in ağalık kompleksi. Bu karı bu konakta kalırsa hem İskender ağalığı eline alacak... ...hem de Galinder ağam konağa döndüğünde bu karı hala ortalardaysa... ...ağam onun etrafında pervane olacak. Ay tövbe. Ne diyorsun o zaman? Şimdi bakın, Helga karısını Gökhan'ıma kuma yapacağız. Böylece karıyı etkisiz hale getireceğiz. Onu asimile edeceğiz. Ne? Tamam da direktmen gacıyı konaktan göndermeye çalışsak olmaz mı? Niye bununla uğraşıyoruz be ya? Gülistan bacı, sen hiç intrikadan anlamıyorsun. Bu karı bu konaktan giderse bizim gönderttiğimiz anlaşılır. Bu karı bu konaktan geçmeyecek. Ama onu amacımıza uygun hale kullanacağız, tamam mı? Nasıl yapacağız ki şimdi biz bunu? Hayır yani şimdi Helga bacı Gökhan'a kuma olmayı isteyecek mi? Kaldı ki Gökhan buna razı olacak mı? Ya Mütevir abla, onlara soran kim? Şimdi bu gece düzenleyeceğimiz eğlencenin dozunu biraz abartacağız. Önümüze engel olarak çıkabilecek bütün kişileri ilaçlayacağız. Herkes yamulunca da Helga'yı Gökhan'ın odasına atacağız. Sabahına da baskını yapacağız. Yani böylelikle tamamen kurtulacağız mı? Kurtulmak ne demek ya? Helga yeni gelin olacak. Böylece ona istediğimiz işkenceyi yapabileceğiz. Vallahi mi? Kız bari ben varım. Ben de varım. Ben de varım. Gazanız mübarek olsun o zaman karılar. Elleri göreyim elleri. Bozuklar, eğlenceye hazır mıyız? Evet. Ya böyle olur mu duyamıyorum ama. Eğlenceye hazır mıyız? Evet. Hazır. Ya de haydi, başlayacaksan başla. Kazino mu bura? O zaman bakalım kim geliyor? Çukurova'nın en mahzun yıldızı, starı geliyor. Feryat Figen geliyor. Arabaya taş koydum civanım, arabaya taş koydum civanım. Ben...
baş koydum civanım. Ben bu yola baş koydum. Seni gelecek diye civanım, seni gelecek diye civanım. Sol yanımı boş koydum civanım, sol yanımı boş koydum. Kekli vak vak ufak 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 at. Aç kollarını sar boynuma, ister öldür ister at. Aç kollarını sar boynuma, ister öldür ister at. Haydi bakalım. Efendim gülüm. Neredesin Baran? Nerede olacağım? Eğlencedeyiz, oynuyoruz. Asıl sen neredesin? Odamda seni bekliyorum Baran. Asıl oyunu seninle birlikte oynayacağız. Ne? Evlenmeden oynayacak. Prova yapacağız, prova. Tamam tamam, kapat, geliyorum. Civanım, Beyoğlu'nun kızları civanım. Ne oldu Kamil Bey? Kamil Han'ı pek rahat bırakmadı galiba. Ondan değil Korkut Beyciğim. Dünürüm yok ya. İçimden hiçbir şey yapmak gelmiyor vallahi. Ya merak etme, gelecek inşallah. Öyleymiş, öyleymiş. Ama gelsin zaten bir an önce. Vallahi çok özledim. Yani burnum da tütüyor ya. Üf. Sen beni düğünden önce kalpten mi götüreceksin? Ne yapayım? E dedim ya Baran, prova yapacağız. O işin provası mı olur gülüm ya? Ya sus, ne biçim konuşuyorsun? Kardeşim burada. Abi senin gözün iyice dönmüş ha. Senin bir an önce evlenmen lazım. Tamam tamam, uzatmayın bu konuyu fazla. Siz neyden bahsediyorsunuz? Dans provamızdan bahsediyoruz aşkım. Düğün dansımızı yapmayacak mıyız? Ne provası gülüm ya? İki dönecek sonra oynayacak, bitti. Ne ki dönmesi ya? Bunun giriş müziği nasıl olacak? Giriş dansı nasıl olacak? Bunları hepsini ayarlamamız lazım. Ayarlayacak mıyız? Ayarlayacağız mı? Herhalde yani. Vallahi biz ayarladık bile. Bak, giriş müziğiniz bu olacak. Bunda dans edeceksiniz. Şimdi bu eli böyle belime koyacaksın. Böyle yavaş yavaş. Tamam. Ayakların da. Ya gülüm bu ne? Geçit töreni mi yapıyoruz, düğün mü yapıyoruz ya? Ver kız telefonu bana, ver! Oynuyor orada kendi kendine. Ben şimdi size giriş müziğinde dansın da feriştahını açacağım, feriştahını, aynı. Tık. Bu ne? Erik dalı. Sen de seviyorsun mi? Ya seviyorum da yani şimdi bilemedim aşkım. Ya gülüm niye işte? Giriş dansımızı yaparak Erik dalıyla, oyunumuzu oynarak Erik dalıyla olmaz mı? Ya seni iste, olmaz mı? Olur tabii. Kurban olayım ben sana, aklı şunu. Hadi sen de kaldır kollarını. Kaldır, çok kaldırma, biraz kaldır. Bak benimkine, bak derlerini de arkada. Görüyor musun? Öyle önce. Hadi. Oo! Tamam, çok buraları çok sallamayacaksın sen. Böyle böyle. Siz mi? He. Bizimkiler bu ilaçları içince melekler gibi uyuyacak. Biz de hayaller bize kavuşacağız. Ayşe sen o ilaçları nereden buldun ya? Hani reçeteliydi bunlar? Bayter'den aldım Asiye, Bayter'den. Ne? Beygirlere veriliyormuş bu ilaç. Abo! Kız beygirlere verilen ilaç
maaşlarda mı vereceksin Gökhan'lara? Ya başımıza bir iş açarsak yine? Yok yok. Gökhan'ın beygir gibi güçlüdür. Hiçbir şey olmaz ona maşallah. İnşallah. İnşallah, maşallah, inşallah. İnşallah, maşallah. Maşallah. Aman kafamı karıştırmayın ya. Kafamı karıştırmayın. Bakın size yeniden tekrar ediyorum. Bu ilaçları sadece Gökhan, Afet, Helga'ya vereceğiz, tamam mı? Dur 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 bir dakika Gütlük. Benim at kafalı kocama da verelim ki şöyle bayılsın bir geldi. Dengesin bir aklı başına gelsin İskender'in. Saçmalama Gülistan. Hedef şaşırtmak yok. Sadece Afet, Gökhan, Helga. Ya iyi de Ayşe'cim yani bizim elimizden bir şey yiyip içmiyorlar ki ne? Onların hayır diyemeyeceği bir şeyin içine katacağız bu ilaçları. Kız yavaş yavaş. Evet karılar, silahımız bu olduktan sonra istediğimiz ilacı istediğimiz dozda istediğimiz kişiye verebiliriz. Ya be Marie, keşke bütün tatlılar ilaçlı yapmasaydın. Çok canım istedi, ben de yiyeydim be ya. Polisler şimdi seni öyle deyince benim de canım çekti. Ya Mütüber abla, ucundan bir kırtık yesem ilaç beni etkilemez değil mi? E saçmalama Ayşe Allah aşkına ya, yarın kendine yapıverirsin. Hay bir de seninle uğraşmayalım Mütüber. Elva Hanım buyurun, buyurun Elva Hanım. Buyurun. Polisler, kız bir süre içimiz yandı ya. Oo! Ya biz de tam Helga Hanım'a tatlı ikram etmeye geliyorduk. Oh tatlım var ya. Vallahi bayılırım ha. Kasım adına canım şeker. Alırım bir dal. Nereye alıyorsun? Ne alıyorsun sen? Yok İskender'im. Dokunur senden, dokunur. O ondan şey dedim ya. Ben bunu Helga Hanım'a yaptıydım. Ya ne dokunacak? Bir lokma ucundan alacaktım yani. Ya İskender'im sen yeme şimdi gece gece. Zaten tek böbreğim var, bir şey olur falan. Sabahına yiyen sana yapar mı ya? Bakın Helga Hanım, bu tatlıları dünyanın hiçbir yerinde bulamazsınız. Ayşe bacının tatlısı bunlar. Teşekkür ederim. Tatlı mı tatlı? Oh! Tatlı mı tatlı? Oh! Afet. Kızım, güç müyüz anneğimiz hala? He ana, gusülüyük. Kızım al şundan ye bir tane de barışak hadi. Benim kalbim hala sana çok kırgın biliyor musun? Öyle kolay kolay da affedeceğe benzemeyeyim yani. Ya affedim. Affedim bak sen beni tanımıyorsun ya. Ettim bir hata kusura bakma. Al ye de ağzını tatlasın. İstemiyor ya kız. Anne. Kuzum. Yavrum. Canım gelinim. Tadına bakayım bari. Heh. Gökhan'ım sen de al. Almam mı ana, almam mı? Tatlı mı tatlı? Tatlı mı tatlı? Kamil abi bak bu işin içinde bir iş var. Bize tatlı vermediler bak. Dikkat ediyorsan bak yedirtmediler bize. Bir şey çevriliyor burada. İskender Beyciğim ne iş olacak Allah'ını seversiniz ya. Ayşe Hanım özür mahiyeti tatlı yapmış. Daha ne yapsın kadıncağız? Yapma abi bu işin mahiyeti falan farklı ya. Ben bu konakta entrika master'ı yaptım yani. Sıradan biri değilim ben. Kusura bakma vallahi bir iş var. Gıllandım ben ya. Bence boşuna evhamlanıyorsunuz. Hiç gerek yok ya. Kuruntu yapıyorsunuz. Vallahi. Ya bu kadar olaydan sonra kalkıp da bir şey yapacaklarını hiç düşünmüyorum. Cesaret edemezler ya. Ya Kamil abi sen ne rahat adammışsın ya. Bayılıyorum senin bu rahatlığına. Ya ben kaç zamandır bu yengemleri danıdım. Gülistan'ın zaten o ciğerinin kokunu bilirim. Bak ben sana tek bir şey söylüyorum. Şu andan itibaren yemeği içmeyi kes. Vallahi bak hatta var ya alırken nefes o alırken o nefese bile dikkat et nefesini alıp verirken. O kadar diyeyim ben sana. Tatlı mı tatlı? Tatlı mı tatlı? Operasyona başlıyor, tamam galiler. Üç. Sayfa dur bir dakika. Önce hangisini kaçıracaktık be ya? Ya Gülistan, kaç kez anlatacağız? Gökhan'ı alacağız yerine, Helga'yı koyacağız ya. He, zamanında Afet'le Helga'yı basacağız değil mi? Zaman ya. Doğru dedin ya Mütemir abla. Bu işte bir karışlık var, denklem yanlış burada.
İhtimam da benim gene kafam karıştı ama ya. Ya bak şimdi. Afet'i alacağız. Helvayı koyacağız. Gökhan sabit. Dokanmayacaksınız. Tamam. Anlaşıldı mı? Tamam. Önce Afet'i al, Elga'yı koy, Gökhan'a karışma. Sonra Afet'i koy, Elga'yı al. Bu senden de salak çıktı ya. Eyvallah salak ha. Haklısın, haklısın. Kızmadım, kızmadım. Ya karılar ne gülersiniz be ya? Bu benim profesyonel anlamdaki ilk entrikam. Tabii ki heyecan yapacağım. Ay canım benim ya. Hadi, hadi. Sohbeti de bırakın, operasyona başlayalım. Gecemiz mübarek olsun görürler. Darışın. Hadi. El ele uyumak ne? El ele uyumak ne? Kız bu ne yapmış değil? Çok ağır. Abla dur beni. Ya buradan gibi kız neyse. Hadi alın çocuğumu şey çek. Al. Ayaklarım da benim. Ayaklarım da benim. Ya ben ya ne yapıyorsun? Açın. 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 Bırak. Bırak. Ne? Bırak. Çok yoruldum ha. He he Möteber abla sen taşıdın sanki Allah Allah. Ya keşke Elga'yı taşısaydık o daha hafiftir. Ya kızım vallahi sen benden de salak çıktın ya. Onu da taşıyacağım dedim ya. Ha doğru. Kız sen ne diyorsun oraya samanlarla? He hadi gidelim. Ne yapıyorsun sen orada? İğne arıyorum Möteber abla. Ya siz hiç hayatınızda polisiye film izlemediniz mi be? Ha niye ki ne? Ya cesedi böyle ulu orta mı bırakacağız, gömmeyeceğiz mi? Afet'i öldürdük mü? Hani bunu tutacaktık? Allah'ım büyük Allah'ım sen Möhtemel ablamdan bana sabır ver ya Rabbim. Ha salağımız verdi iki oldu ya. Asiye, Kutluk doğru söylüyor. Vallahi ortada delin neyin bırakmamak lazım gelir. Oy Möhtemel abla sen bu güdün lafını oyup kızı öldürecek misin yoksa? Tövbe. Asiye sen de biraz fazla polisiye film izliyorsun galiba. O kadar da değil ya. Ne diyeceğiz peki? Gomacez, gomacez. He, vallahi çok güzel oldu. He, çok iyi oldu. O değildi. Vallahi emeğimize sağlık. Yüreğimize sağlık. Ya, ellerimize sağlık. Çiçek gibi oldu. Olmadı mı? Ya karılar. Biz şimdi biraz fazla mı abarttık acaba? Ha bu kızı biz buraya gömdük ama bu buraya nasıl nefes alacak ya? Yok yok ben arka tarafını seyrek bıraktım oradan hava girer. Tebrik ederim Ayşe. Vallahi ben de sizi tebrik ederim karılar. Çok iyi iş çıkarttık ha. Ha yok daha bitmedi ki. Son bir paketimiz daha kaldı. Ben biliyorum Kokan. Hay senin dilini eşek arısı sürüsü soksun inşallah. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah hala Gökhan değil ya. Kız Gökhan sabit sabit. Sabit. Ben bile anladım ya. Neymiş? Neydi? Gökhan sabit. Neymiş? Sabitmiş. Gel kız gel gel. Geldim geldim tamam. Ay bu garip de kuş gibiymiş vallahi ya. Kacı hafif meşref olunca kendi de hafif olur. Hafif kara hafif. Aman senin kocanı da gördük karıyı görünce hemen yelkenleri suya indirdi. Bana bak kütük benim sinirim bozuk. Vallahi yersin Elga'yı kafana. Kız ne de kafamda? Kız birbirinize düşmenin vakti zamanı değildir ya. Daha iyiydi ya. Ya dur dur vallahi birileri görecek şimdi. Daha iyiydi. Daha iyiydi. Gel gel. Kız gel Ayşe gel. Yatır gel. Gel gel gel. Tuttum ben. Beş. Tamam. Ölçünüyor. Tamam. Ay. 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 Ay.
Operasyonun birinci aşamasını başarıyla tamamladık. Helal olsun hepimize. Şimdi sıra ikinci aşamada. Şey, emin mi basacağız Alman kaçısından kokanı? Of Kulistan, kaç kez söyledik ya sabahı bekleyeceğiz diye. Ya tatlının içine o kadar ilaç neyin koyduk ya? Top patlatsak vallahi uyanmayacaklar ha. He, onlar uyanmayınca da herkes işkillenecek. Niye uyanmayı bunlar diye. O yüzden en güzeli o dün dediği gibi sabah beklemek. O zaman... O zaman kendimize bir yorgunluk tatlısı edek. Yorgunluk tatlısı mı? He Mütemir abla, biz o halka tatlıları yaptık ya. Vallahi benim aklım onlarda kaldı, çok canım çekti. Gidip kendimize ilaçsız halka tatlısı edek mi? Vallahi Mutluk doğru söylüyor. Bu stres benim de karnımı çok acıktırdı. Lan de gidin yatın zıbarın ya. Zaten sabah büyük olay patlayacak. O zaman... Süt kaşı yek. Vallahi yek. Ben hiç çıkmıyorum pekini gideydi. Hadi gidelim, hadi gidelim. Hadi gidelim, hadi gidelim, hadi gidelim. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Girdiler iki oldular ya abla. Allah sabır versin annemize. Bence işlerim tamamdır olmuştur. Hadi inelim. Hadi inelim. Allah. Evet karılar, operasyonun ikinci kısmına hazır mısınız? Kız ben hazırım, daha bu konak buna hazır mıdır bilemedim. Gizmeleri uyandırmadan şu operasyonu yapalım daha iyi. Vallahi öyle. Şu operasyondan andımızın akıyla çıkalım. Başka hiçbir şey istemiyorum. Vallahi ben de durumdan başka hiçbir şey istemiyorum. O yüzden kırılar, içeri girdiğimizde öyle bir yaygara koparalım ki... ...konakta yaşayan herkes kıyametleri kopuyor sensin, tamam mı? Doğru diyorsun Güttük. Ben var ya öyle bir yaygara koparacağım ki... ...o İskender el gagacısının ne mal olduğunu anlayacak, göreceksin. O zaman gazamız mübarek olsun kırılar. Elleri göreyim, elleri. Küçük kişisi buradaysa, hamdi orada yatan insan kişisi kimdir ki ne? Bu ne ya? Ay zıvay, dry, fümsek, bu kadar kişi bu uyutmadınız, ayıptır ha! İskender! Amca! Ayıp ya, bir sessiz olun ya. Civcivimi uyandıracaksınız. Hüllü. Asya. Ablam. Ayşe. Gökhan. Yenge. İskender sen yataktasın. Gökhan sen ayaktasın. Mühtemel abla. Ha. Biz yine nerede yanlış yaptık da ya? Kızım ne yanlış yapılacak ya? Yanlış manlış yok orada da. Herkes yani olması gerektiği yerde. Siz oradasınız. Ben de çok şükür buradayım. Vallahi doğru diyorsun İskender'im. Ha. Biz Luk bir şey yoktur. Geçmiş olsun Gülistan bacı. Ya hakikat bir dakika, bir dakika. Bir dakika, biri bana burada ne olduğunu açıklayabilir mi? Mesela benim damla ne işim vardı? Oğlum sen kafanı yorma, her şeyin bir sırası var. Ben sana öncelikle şunu anlatayım. Anında bu yengelimle benim bu süpersonik zeka karım... ...bana goma getirmeye düşünmüşler. Çok şükür yaptılar da yani. Öyle. İskender, yani sen şimdi bu sarı çıyanla... ...alve doğdum diyorsun, öyle mi? Mali be o vas.
Demin anı da öğrenmişsin Almanca ya. Ya sen kocan tanımıyor musun kızım? Ben kaçın kurasıyım, kaçırır mıyım hiç? Bak, bak ayağım hala nasıl atıp durur. Saçmalık yaratma bana. Ben seni o ayağını bir attırırım. Dur, dur ya, dur. Bırak beni, bir dur, bırak beni. Bir dur yenge, bir dur. Şimdi öğreneceğiz mesela aslında senle. Amca. Oğlum uyandıracaksınız cıvcığımı ya. Kurban olurum ya. Oğlum yedirtmeyin astarını aslını ya. Acım lan sabaha kadar uyumadım oğlum. Hadi bir kayfaltı falan alsın. Hadi güllü bir kahvaltısını da yiyeyim acım. Ya bana hala kahvaltı diyor. Lan bitti sen. Bitti İskender. Öldür ulan sen gibi İskender. Öldür ulan sen gibi İskender. Saygısızlık bu ya. Nice. Zwei drei. Don't cry. Hadi affedersin. Şimdi tane tane anlatın bakayım. Dün gece ne oldu? Vallahi ne olduğu ortada benim ağababam. Senin bu düşkün oğlun o elga delen Alaman gacısıyla bütün geceyi birlikte. Karın söyledikleri doğru mu İskender? Ha, babam doğru ya. Şeytana uydum bir kere ya da iki kere falan olabilir. Ha. O vakit yapılacak şey bellidir. Evet değil mi babam? O Sarıçıyan'ı konaktan gönderip İskender'i de doğduğuna pişman edersin değil mi? Yo. Oğlumu başgöz edeceğim. Ne? Babam sen ne diyorsun? Hani sen de kumaya karşıydın. Hani artık kuma olmayacaktı? Olan olmuş artık benim gelinim. Benim oğlum şeytana uymuş. Bir kadının namusuna el uzatmış. Yani böyle bir şeyi ortada bırakmak yakışır mı bize? Yakışır, yakışır tabii. Hem o elga denen Alaman gacısı namuslu mu ki namusu kirlensin koca avcısı gazilek karı? Bir dakika Gülistan. Doğru konuş. Ne de olsa benim müstakbel gelinim sayılır artık değil mi? Korkut Bey çok haklı. Yani gerçekten artık Helga Hanım'ı gelin olarak almak boynunuzun borcu Korkut Beyciğim, doğru. Sen de mi Kamil abi? Gülistan bacı hayırlı olsun. Bu ahir dünyada kocanın mürvetini görmek de nasip olacakmış sana. be Gütük. Bunların hepsi senin başının altından çıktı biliyorsun değil mi? Tutturdun oğluma kuma alacağım, kuma alacağım diye. Bütün ihale bana kaldı. Aa, manyak karı ben ne yaptım? Senin kocan oynaksa benim suçum ne? Vallahi kaderde Alman karısıyla elti olmakta varmış Gülistan bacı. Geçmiş olsun hanım. Gülistan. Yani ilk hücrelere insan böyle bir üzülüyor. Sonra burasına bir öküz oturuyor. Sonra vallahi asbele geçip gidiyor. Allah seni inandırsın canım. Öyle mi canım? Öküz mü oturuyor buraya? Ben göstereceğim şimdi size öküzü. Yaşına kadınlarsınız. Herkes otursun oturduğu yerde. Beni iyice bir dinleyin. Bundan böyle bu konakta kimse kimsenin arkasından hiç çevirmeyecek. Anlaşıldı mı? Ama babam İskender. İskender'in bir halt ettiği yok. Nasıl yok babam bütün gece? Anlasana lan. Baba biraz daha tadını çıkaraydım ya. Hemen niye şey yaptın ki şimdi? Ya İskender Bey anlatın Allah aşkına. Yoksa hiçbirimizin can güvenliği kalmayacak. Ya neler oluyor ya? La sus! Yeter sıyrık! Ne olacak? Akşam Afet'e kokana o Erva Hanım'a hazırladığınız o tatlıyı bize yedirmediniz. Ben orada bir işkillendim. Neyesi mi var? Ondan sonra gittim Kamil abiye dedim. O da benimle birlik oldu, sizi takibe aldık. Kapış! Ana! Siz tatlı vererek bayattığınız Afet'i odadan çıkarır çıkarmaz, biz de peşinizden odaya daldık.
Odaya girerken ben bir ufak düşme tehlikesi gibi bir şey geçirdim ama düşmedim tabii. Hayatta düşmedim. Sonrasında yine aynı dartlıyla bayılttığınız Burhan'ı sırtlanıp odadan çıkarmaya karar verdik. Gökhan'ı tek başıma, o koca Gökhan'ı sırtıma aldım. Zor da olsa bir şekilde kapıdan çıkardım. Onu konağın tenha ve güvenilir bir köşesine tek başıma koyduktan sonra koşarak hemen yatağa girdim. Kamil abi hayırdır, ne yapıyorsunuz ya? Bunun bir oyun olduğunu asla unutmuyoruz, hep hatırlıyoruz, tamam efendim? Ya Kamil Bey, şimdi oyun oyun da ben böyle işini ciddiye alan adam yani, kusura bakma. Yani ben de tam onu diyorum efendim. Ya fazla ciddiye almayın diyorum. Görevimizi asla unutmayalım diyorum. Görevimiz neydi? Ha? Gökhan'ın evliliğini kurtarmak. Hep hatırlıyoruz, tamam efendim? Ya burada kendini feda eden benim yani. Ne olacak yani bir tane böyle uzun boylu, güzel, şey hani sarışın, on numara, Avrupa görmüş bir kadınla masum bir gece geçireceğim yani. En kötü ne olabilir ki yani? Neler olabileceğini her ikimiz de çok iyi biliyoruz. Onun için diyorum ki lütfen kendinize mukayyet olun ve bizi rezil etmeyi rica edeceğim. Ya çok affedersin de Kamil abi, sen hayırdır ya? Devamlı ben bu kadına bir şey yapacağım diye mi korkuyorsun? Senin derdini anlamadım be. Ne alakası var canım? Yani ben bir görevimiz var, görevimizi unutmayalım. Layıkıyla yapalım diye soruyorum. Yoksa bana ne yaptınız, ne ettiniz? Beni ne ilgilendirir yani? Vallahi bana ne halin buysa yani, yandık ya. Ben istiyorsan kalkayım, sen geç yerime. Gülistan'a da bir ders vermem lazım yani. O yüzden bu kadar şeyim. Ne münasebet efendim? Benim sizin yerinizde ne işim var? Hayır, Camilla'nın beni başka bir kadının koynunda gördüğünü düşünebiliyor musunuz? Aman Allah muhafaza yani. Ya bak, kim kendini feda ediyor? Ben ne diyorum yani? Daha uzatmayalım. Hadi gelecekler şimdi kadınlar. Lütfen çıkın artık, terk edin hadi. Hadi, hadi kolay gelsin. Sanki ben anlamıyorum seni. Ne yapıyorsun abi yine? Bakın, söz verdiniz, unutmayın. Allah aşkına git ya Kamil abi. Bak, dön beni, lütfen çıkart hadi. Bak, söz verdiniz. Allah'ım ya Rabbim ya. Saygısız ya. Ulan heyecanlandım ha. Allah Allah. Sakın ha İskender, saçma sapan. Allah Allah. Vay arkadaş. Ben de diyeyim, niye sabah sabah kendimi garip bebek gibi damda buldum? Size de aşk olsun ha. Başka bırakacak yer mi bulamadınız? Sen cami avlusunda bırakmadığımıza dua et Gökhan'ım. Senin hayatını ben kurtardım lan. Doğru söylüyorsun amca. Allah ne muradın varsa versin. Amin. Rica edeceğim ama benim misyonumu da küçümsemeyin yani. Ben İskender Bey'i defalarca uyarmamış olsam... ...şimdi Helga Hanım da gerçekten evlenecekti ya. Ya bir dakika, bir dakika durun şimdi. Ben gene hiçbir şey anlamadım. İskender, sen şimdi dersin ki... ...o Alamangacısı Helga'nın eli elime değmedi, öyle mi? Maalesef. Yani değdi. Kız maalesef ne demek? Değmedi diyorum işte. Lanet olsun işimdeki görev aşkına, hiçbir şey falan değmedi. Vallahi de. Hala vallahi de diyor ya. Kız yüzde yüz galip çıkacağım maça, ben çıkmadım ya. Değmedi bir şey, aman pardon amcam. Çok şükür. Vallahi hiç öyle rahatlama Gülistan. Bu yaptığınız hiç öyle kabul edilebilir bir şey değil. Size de diyeyim, hiç utanmayayım mısınız gumalar? Benim Gucci'me zorla guma getirme. Yo yo, zorlama yok babacığım. Biz onları aynı odada, aynı yatakta baş başa bırakacaktık. Sonrası hayatın akışı onların bileceği işti yani. Senin karşında salak mı duruyor? Yok, estağfurullah. Aa babacığım. Babam. Ben her şeyi Gucci'm için yaptım. Zürriyetsiz kalmasın, çoluğa çocuğa karısın evladım diye yaptım. Yapmayacağınız. Bundan sonra burnunuzu hiçbir işe sokmayacağınız. Anlaşıldı mı? Bu yaptıklarınızı Kalender Bey duysaydı ne olurdu biliyorsunuz değil mi? He, Kalender Ağam'ın da pek bir umurundaydık değil mi? He. Yakında gelecek. Ona verirsiniz ifade izi. Ağam, ağa babam, kurban olayım Kamil abi. Kurbanın olayım ne olursun ya. Etmeyin, eylemeyin. Ne olur ağama bir şey demeyin. Vallahi billahi bir daha etmeyeceğiz. Bir daha afet gelinimin kalbini kırmayacağınız. Kısırlığını yüzüne vurmayacağınız. Tamam. Ya afet demişken. Gökhan, afet nerede? Uyanmadı mı daha? Nerede olduğunu bilmiyorum ki benim dedem. Bilsem uyanıp uyanmadığına bakacağım. Şşş, ana. Ana, nereye sakladınız afetimi? Ayşe. Afet diyorum.
Sen... He? Af buyur. Sen... Yenge ne diyor? Nerede Afet ya? Ay samanlıkta durdu. Ana oğlum Gökhan git bak karına uyanınca doğal Afet'e dönüşmesin ha. Hadi. Vallahi uyanmış bile. Afet! Oğlum helva mı? Odada unuttuk ya lan. Benim yatağımda senin ne işin var lan? Bilmiyorum. Ne bilmiyorsun kız? Vallahi bilmiyorum. Anladım. Senin en başından beri planın buydu. Öyle mecmualar, öyle fotoğraflar falan hepsi yalandı. Hepsi benim kocamın yatağına düşmek içindi. Hayır gerçekten bak yanlış anlıyorsun. Neyi yanlış anlıyorum? Neyi yanlış anlıyorum? Her şey ayan beyan ortada işte. Anında ortada. Allah. Seni yaktım Gökhan. Gökhan bu sefer seni yaktım. Allah! Aa! Ne lan Gökhan? Yapma! Nerede Gökhan? Öyle bir yaparım ki. Öyle bir yaparım. Aklın durur. Pekmezin tavana vurur. Kıpırdama yakarım seni alnının ortasından. Nerede Gökhan? Çık dışarı lan! Gökhan! Afet! Yaklaşma. Sakın bana yaklaşma. Afet'im, güzel gözlüm. Sus ulan. Niye yaptın bana bunu? Niye yaptın? Nasıl yaptın? Bu karıyı koynuna nasıl aldın? Ya işler sandığın gibi değil. Bir dinle sen. Neyi dinleyeceğim be? Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun verdiğim bütün emeklere, aşkıma. Burnunda pidil pidil gelsin senin. Ben sana söylemedim mi Gökhan? Boşanak demedim mi? Bitsin bu iş demedim mi? Niye kaldırdın la beni? Kız bir dur artık ya. Ne yaptıysam ben yaptım. Gökhan'ın bir suçu yok. Sen! Sen! Hikmet Alıca canlı amca. Beni samanlığa gömüp yeğeninin koynuna... Bu kumayı soktun değil. Bu işin içinde sen de varsın değil. Ay yo yo Afet, onu biz yaptık. Ama biz onu güzel gömdüydük. Vallahi muntazam da olduyduk yine. O gitme Kemal abla. Kız Afet, sen o samanyığının içinde nasıl çıktın tek başına? Susun lan! Susun! Vallahi hepinizi sıradan geçiririm ha! Söyleyin bana. Ha? Ben şimdi kime vuram? Ha? Sizi mi vuram? Kendime mi vuram? Kime vuram? Evet kızım, önce kendini vur, sonra bizi vurursun. Afet. Afet canım eltim. Bak benim, Bella. Benim. Bırak o silahı da. Anne sahneyi yaşamayalım lütfen. Yaşayalım be. Yaşayalım. Hatta daha bir fazlasını yaşayalım. İyice cılkı çıktı bu olayın canım. He, tamam. Tamam, tamam. Ben buldum. Ben buldum. İlk önce Gökhan'ı vuracağım. Sonra kendimi vuracağım. He, tamam. Afet, kızım, evladım. Bak ben şahidim. Bak İskender amcan annenlere küçük bir oyun oynadı evladım. Yani Gökhan'la Helga Hanım arasında hiçbir şey olmadı. Gökhan bütün gece damda uyudu evladım. Damda mı? Evet. Hatta Hazar, Kaan, ben, İskender amcan kendi ellerimizle taşıdık onu oraya. Afet, Kamil babam doğru söylüyor. Bak Gökhan'ın hiçbir suçu yok. Biz taşıdık onu. Aynen öyle. Kutuyu aldık. Garip bebek gibi dama bıraktık. Kaçtık. Dama mı? Kaçtınız mı? Evet kızım bak. Sen indir o silahı. Ben sana her şeyi en baştan anlatacağım çocuğum. Hadi. Ah! Susun be! Vallahi kafam çorbaya döndü. Ben bir şey yapayım diye böyle diyorsunuz. Biliyorum ben. Yok kızım vallahi ondan değil. Bak annenler bir oyun oynamaya kalktı. İskender amcan oyunu çaktı. Hop onların oyunlarını tersine çevirdi. Olay bu işte. He mi? He? Nasıl oldu peki? İşte hepsini anlatacağım kızım. Sen o silahı bir indir. Hepsini anlatacağım ben sana. Hadi. Silah. Hey tamam. Hey. Ama her şeyi taslamam anlatacaksınız ha.
Söz evladım ver, sen bana ver. Ver. Kan al şu seyahat, yok et evladım. Ver ya Kamil Bey abicim, ver ya. Ben kaç kere dedim ya, şu kadınların olduğu odalara silah milah koymayın dedim. Yemin ediyorum gambuz olarak ben bireysel silahlanmaya karşı mücadele başlatacağım ya. Yeter. Ne de vuruldu? Al şunu al, benden alın şu şey. Al al al. Senin oğlun gelecek. Bekliği daha dün gibi aklımda. Ya bu kız ne vakit büyüdü de gelin olacak yaşa geldi. Allah Allah. Keşke düdürüm de burada olsaydı, şu güzelliği görseydi. Gelecek inşallah, gelecek. Vallahi ben sizin kadar ümitli değilim efendim. Biraz daha kalacakmış hastanede biliyorsunuz. Biliyorum, biliyorum Kamil Bey de. Benimki bir umut dünyası be. Ha, aman diyeyim kimseye bir şey belli etme. Herkes kalenderin bugün geleceğini sanıyor. O yüzden bu kadar neşeliler. Merak etmeyin efendim, söyler miyim hiç? O dünürümle benim aramda bir sır. Vallahi sen de kalenderin iyice sır küpü oldun Kamil Bey. Dünürüm benim dert ortağım, kader yoldaşım. Biz dünürümle bir elmanın iki yarısı gibiyiz. Bilmem mi, bilmem mi ne diyeyim? Allah sizi birbirinizden ayırmasın. Amin efendim, amin. İnşallah eski güzel günlerimize döneceğiz. O gelecek, her şey çok güzel olacak yine. Ah baksana, herkes ne kadar güzel eğleniyor zaten. Yani düğün bozulmasın diye ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Haksızlar mı Korkut Beyciğim? Bu düğün 100 yılın düğünü. Şirin'le Baran buraya ulaşmak için ne savaşlar, ne mücadeleler verdiler efendim. Allah utandırmasın inşallah. Geldiler, geldiler. Kıracılar geldiler. Lan çekilsenize oğlum, açsanıza kapıyı. Aa, bu kapı açılmaz. Allah Allah. Niye? Kapı falan herhalde sıkışmış ağam. Aa, bu kapı açılmadan ne gelin dışarı çıkabilir ne de güve içeri girebilir. Lan senin kellerini bir açarım Allah. Buran ne yapıyorsun ki ne? Abla görünmüyor da bizi içeri almıyor lan. Ya bahşiş vermeden gelinin kapısı açıldı. Nerede görülmüş ki ne? Abu. Abu ya. Ben hiç tamamen aklımdan gitmiş. Al çiçeğim. Sağ ol al. Allah fırı. Al bacım, adettendir. Ol. Haydi duran, haydi duran. Efendim, hoş geldiniz duranlar, sefa getirdiniz. Hoş bulduk oğluşum. Hoş bulduk anacığım. Neler getiririz bakalım bize? Çerez. Al oğlum çerezi. Tatlı. Sen de tatlıyı al. Bir koç dolusu da altın. Oo Cemil sana da koç kaldı yalla. Ya tamam şimdi getirmişiz bir şeyler de onu demiyor mu? Bizzat bize kendimize özel bir şeyler getirilmedi mi yani? Vallahi artık çaresi yok. Canımızı istesen canımızı verecek amcacığım. Ne yapayım oğlum ben senin canını ya? Ama Barran birkaç zarfını alırım yani. Aa Azat dayı ver hele. Para istiyor. Sağ ol dayıcığım. Gerek yoktu ama. Aa siz düşürürsünüz onlar. Aa. Ver lan düşürürsünüz oğlum. Ver dayım amcam daha dursun. Düşürürsünüz. Allah amca. Oy. Bana? Bana yok mu? Olmaz mı Mustafa? Al bayım al.
Uza. Isık! Saçma sapan şeyler alma evladım. Çok para al. Neyse. Ne yapak? İzin verik mi artık gelmelerine geçmelerine ha? Yok yok amcacığım öyle bir zarfla kurtulamaz. He biz çocuk muyuz canım? Ne diyor bunlar yani? Vallahi bunlar doğru diyorlar benim damat dayım. Eğer sen bizden kızı almak istiyorsan önce yumurtaları vuracaksın. Hangi yumurtalar? Anacığım bak bak şurada, şurada kapının üstünde. Bak şurada kapının üstündeki yumurtalar. Onlar gözükmüyor bile ya. İşte. Saçma sapanlama kız. Abini tanımıyormuş gibi konuşma gülüm. Ben gözü kapalı vuramam mı hedefi sanki? Çocuklar çekilin bakayım oradan. Çıkın bakayım. Lan! Durun hele bana bakın. Bu işte bir bit yeniği yok değil mi? Ne gibi bir bit yeniği? Ne bileyim oğlum. Bizdeki testi davasına dönmesin. Bana başka kızı kakalamayın da. Ben yoktum, ben yoktum ha. Yo dayıcığım yok. O olayla bizim hiçbir alakamız yok. Sen yumurtaları vur, kızı al. O kadar. Türkmen havayı vermeyin de. Tamam, tamam. Seyredin. Ya Allah! Evet Delioğlular. Müsaade vardır şimdi. Vardır, var. Aa, o ne? Dayıcığım, senin damat tıraşın hiç olmamış. Öyle değil mi benim kardeşlerim? Olmamış, bence de olmamış. Dellenmeyin lan. Berbere daha yeni düzlettim. Yok dayıcığım, yok. Vallahi senin berberin kimse seni pek düzleyememiş. Bence biz sana şöyle güzel bir sinek kaydı tıraş yapalım. Ne dersin? Lan oğlum dellendiniz mi lan? Burada böyle tıraş mı olur? Neyle tıraş edeceksiniz? Cemil, ha Cemil. Geldim ağam. Gel. Yani damat tıraşını gelinin abilerin yaptığını da ilk kez görüyorum ha. Ya tıraş adettendir. Yani orta oyunu kimi neyin bir şey. Yür, yür. Oh. Yedir, yedir. İyice yedir. Heh. Oh, tahriş olmasın dayımın yanacıkları. Evet. Damadımız tıraşa hazırdır ağalar. Güzel. Halidir bunun tıraş bıçağı? Hani? Fırat, Fırat. Geldim ağam. Gel. Koy bakalım şuraya. Lan bu ne? Oğlum tıraş mı edeceksiniz, kurban mı keseceksiniz? Bakalım dayıcığım, göreceğiz. Bu nasıl? Ya bu? Aha, işte bu. Lan tıraş mı edeceksin, kellemi mi alacaksın? Damadın aşkı ne kadar büyükse tıraş bıçağı da o kadar büyük demektir. Dayıcığım senin kendine güvenin yoksa meyve bıçağıyla keseyim ha. Yere git lan elhamdülillah aşkıma güvenim sonsuz. Bala del bana böyle balta getirsen gıkkım çıkmaz. O zaman abi bana aynayı tutayım sen başla tıraşa. Hala hala ayna tutayım bu mu ayna? Bu. Beğenmediysen bir rahat tıraşın. Hadi gerisi geri gitsin abi ya. Git hadi. Yok yok çok beğendim harika ya. Üf çok güzel gel tut. Çal keçe. Yeter bre! Tamam bitti, bitti. Başka engelim yoksa gireyim içeri. Var, var. Ney var?
babamla benim bilmecelerimi bilmeden abu eşikten içeri giremezsin. Ya değil içeri girmek, adımını yere basamazsın ya. Basamam. Niye de? Ağaca asılırsın da ondan. Önemli değil dedeciğim, önemli değil. İstediğini sorabilirsin. Ben şirinim için her şeyi yaparım. Sor hele bilmeceni ne? Belki o vakit soruyorum. Bacada Batman, odada Otman, suda Süleyman, bükte Büleyman. Acaba nedir ki ne? Bacada Batman, lo taşı, odada Otman lamba, suda Süleyman balık, bükte Büleyman yılan. Ana bildi ya la bu. Nasıl ya? Lan olsun. Rahmetli babam sorar dede de hatırladınız. Ya Allah rahmet eylesin. Hadi bunu baban sayesinde yırttın. Bakalım benim bilmecemi bilebileceğim mi? Buyur amcacığım. Dağdan gelir dağ gibi, kolları budak gibi. Eğilir su içer, bağırır oğlak gibi. Hadi. Bu ne bu lan? Ha, ne bu? Ne bu? Ne bu? Şşt, kopya yok, kopya yok. Söyleyeceksen söyle. Söyleyeceğim. Hı? Yok yok, bunu bilemeyecek. Eğilir su içir, bağırır, çağırır, azıcık şey oluyor. Ne bu amca? Deli saçması bir şeydir, Allah bilir. Ya yorum yapma, yorum yapma. Bilin mi, bilmeyin mi? Hadi. Eğilir, su içir. Gel, şey oluyor. Geçi! Yok yok, değiştiriyorum Ceylan. Dıt! Bilemedin. Kanı arabası. Allah! Ya ne duruyorsunuz? Assanıza! Ne zamana kadar kalacağım burada? Hiç mi indirmeyeceksiniz? İstersen inersin elbet ya. Nasıl? Benim soracağım bilmeceyi bilirsen. Bilmece? Sor haydi. Sandığı kapısı yolu yola. Vardır hepsinin tek bir anahtarı. Seni oradan indirecek olan isteyerek gelir, açar önünde avuçlarını. Ne isteyecek ki benden? Bahşiş ya. He? Lan bahşiş. Oğlum Baran. Oğlum vallahi bak şu an bana bahşişi ver. Hemen anında indireyim seni lan. Ayıp ediyorsun, köpeğin olsun. Al cebimden. Hangi cebinde lan? Ha burada. Allah Allah. Allah Allah. Hadi amma indir beni. Oğlum nereye? Amca bizim komisyon ne olacak? Adam soyguncu ya. Ya Allah. Lan adam gidiyor. Lan dayı el iste. Dayı tut kaldır lan kaldır. Kaldır. Ben yapamayacağım yenge. Babam burada olmadan ben yapamam. Gelecek Şirin. Herkes öyle diyor. Gelseydi şimdiye kadar çoktan gelirdi. Ama baksana belli ki gelmeyecek. Ya mutluluk haram bana yenge. Haram artık. Ben buna inanıyorum ya. Bak Şirin. Bütün hazırlıklar yapıldı. Baranlar da geldi. Bu saatten sonra vazgeçemezsin. Sen ne yapardın? Ha? Baban olmadan düğün yapar mıydın? Gerçi kime söylüyorsam. Sen hikayemi unuttun herhalde Şirin. Ben annemle babamın karşısına nikah cüzdanımla çıktım. Düğünümü de onlarsız yaptım. Ama ben bir olalım diye bunca zaman uğraşmışken böyle olmaz ki yenge. İçime sinmiyor böyle olması. Ne oldu sana? Senin bu halin ne? Bir şey yok. Eşeğin yoksa damadın da mı yok dediler. Sırtıma semeri koydular. Anamdan emdiğim sütü burnumdan getirdiler. İyi misin peki? İyiyim yenge, iyiyim. Ben Şirin'imle evleneceğim. Bunlar bana kovmaz ya. Bırak ne yaparlarsa yapsınlar. Vız gelir, tırız gider. Gülüm, neyin var senin, ne oldu?
Hem sen niye aşağıda dersin? Baran, ben yapamıyorum. Neyi yapamıyorum? Ya ben babam olmadan evlenmek istemiyorum. Hayda, gülüm gelecek gelecek, öyle diyorlar yani. Tamam, tamam. O zaman geldiğinde yaparız kınayı da düğünü de. Ya sevdiğim, hiç olur mu öyle şey? Şakası mı olur bu işin? Her şey hazır. Baran, ben hazır değilim. Gerçekten yapmak istemiyorum şu an. Babamın gelmesini istiyorum. Sevdiğim, gülüm, canparem, kıymetlim. Ben seni anlıyorum. Ama sen de beni anla kurban olayım. Bak ben babaya güveniyorum. Allah'ıma gelecek. Kızının düğününe gelmemezlik yapar mı ya? Hah? Babam arıyor. Hem de görüntüler yok. Baba neredesin sen? Şirin'im. Benim kızım. Şöyle bir bakayım sana, nasıl olmuşsun? Baba buraya gelip kendi gözlerini görmeyecek misin ha? Ya niye gelmedin hala? Bak herkes hazır. Birkaç saat sonra kınam yakılacak. Geleceğim benim kızım, geleceğim. Ama ve lakin bir takım sıkıntılarım var biliyor musun? Baba ne oldu? Neredesin sen? Yoksa bir şey mi oldu? Böbreğim. Bu böbreğim yine başıma iş çıkardı biliyor musun? Yani benimki değil, bu İskender'in verdiği böbrek. Ama ve lakin onunkini de pek çabuk eskittim biliyor musun? Baba neredesin sen? Söyle, hemen yanına geliyoruz, hadi. Yok, gelmeyeceğim. Benim kızıma yakışır bir şekilde kınanı yakacağım. Ya baba saçmalama, sen orada hasta yatağındayken ben burada kınayı mı düşüneceğim? Düşüneceğim. Eğer bir bozo kızıysan düşüneceğim. Bak, ben dedenle konuştum. O benim eksikliğimi hiç aratmayacak. Ayrıca bugün en kötü ihtimal yarın illaki oraya geleceğim. Hiç merak etme. Hele ver hele gülüm. Baba, selamun aleyküm. Sen nasılsın? Sen kurban oldum, onu söyle. İyiyim, iyiyim. Bugün yani akşamüstü son kontrolleri de yapacaklar. İnşallah sonra da beni salacaklar. Oh, oh, elhamdülillah, tamam. Baba, ne olur söyle, sen neredesin? Ha? Bırak da geleyim yanına. Şirinim, bak güzel kızım. Benim hastahanede olduğumu kimsecikler bilmeyecek. Anlaşıldı mı? Hele anan gelin hiç haberi olmayacak. Bir de onların taşkalasıyla uğraşamam. Hem zaten onlar beni datil de biliyorlar. Tamam mı benim güzel kızım? Merak etme babacığım. Biz idare ederiz. Ben idare edemem. Bana izin ver geleyim yanına, ne olur. Hayır dedim Şirin, hayır, gelmeyeceksin. Bir bozok kızı gibi davranacaksın. Ortalığı idare edeceksin. Beni temsil edeceksin. Hem bu duranlara biz kaç kere kapıdan çevirdik. Ayıp canım. Bir daha mı kapıdan döndürek? Bir saniye dedim sana. Babacığım yanlış anlama ama o kadar doğru söylüyorsun ki kurban olduğum ne diyeyim. Yani bu sefer de eli boş dönersem aşiret beni ağalıktan afaruz eder kulağıma. Ben de onu duyum işte. Ben yoksam deden var, abilerin var, amcaların var. Yani bozok demek illaki kalender bozok demek değil ki ne benim güzel kızım. Benim yerimi elbette doldururlar. Bak ciğerim, sen şimdi gözünün yaşını sil. Bu odadan çık, Tina, dünya aleme göster. Bir bozo kız olmak ne demekmiş, tamam mı? De hadi. Baba, seni çok seviyorum. Benden fazla değil. Emin ol, benim seni sevdiğimden daha fazla değil. Kralım olsun. De hadi şimdi. Gidin. Yakın kınanızı. Mutlu mesut olun. Duydun. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Asrı asrı memlekete kız vermesinler. Sen daha ağlamayın Maga. Babam gelmeden ağlamayacağım valla, babam nerede? Yok
kızım. Baban gelmeyecek. Baban yok senin ya. Yetimsin sen, Allah Allah. Yetim olarak gelin gideceğin. Ya hanım ne biçim konuşuyorsun? Allah korusun. Ya kızım Allah korusun tabii ya. Benim misal olsun diye diyeyim yani. Ağla diye diyeyim. Ağla diye. Babam gelmeyecek değil mi? Ağla kız. Ha, ağlayın kız. Ağlayın koşun. Ağladı karılar. Yakın kınar bu susmadan. Çabuk çabuk. Gelmeyecek kızım. Babasızsın sen. Baban yok senin. Haydi. Getir getir getir. Aç bakayım avucunu. Açmaz tabii. Altını görelim, altını. Ya ben altını falan görmek istemiyorum. Ben babamı görmek istiyorum anne. O kınayı da yapmayacağım babam buraya gelene kadar. Kızım saçmalamasana sen ya. Baba buradayken kına yakıldığı nereye görülmüş? Hadi be, bize rezume edeceksin. Aç avucunu. Yani hemen değil tabii. Altını alınca. Daha. Daha. Annemin yelkeni. Daha. Daha. Annemin yelkeni. Daha. Allah gözünüzü doyurur inşallah. Aç kızım elini. Aç kızım, aç rezimde kaçacaksın. Aç, şimdi açabilirsin. Kardeşlerim yollarımı bilse de gelse. Uçanda kuşlara malum olsun. Ben anneni özledim. Ben köyümü özledim. Hem annemi hem babamı. Ben köyümü özledim. Gelin kınasını yaktığımıza göre damadın kınasını da yaka. Haydi gidin damadı çağırın kızım. Tamam, ben hemen gidip çağırıyorum. Tamam da ne çekiyorsun sen belli? Koynumda.
ömür boyu mutlu olursun inşallah. Şuraya bak. Benim biricik kardeşim evleniyor be. Vay be. Gel kız. Hadi kız oyna biraz. Hadi. Şuna bak. Haydi haydi. Kız sallandırma suratını. Bak dağ gibi abilerim burada. Kız evlilik çağına geldi. Hala pışpışlatıyor kendini. Hadi. Kız. Şirinim. Dedeciğim. Burada ne yapayım benim torunum? Herkes içeride seni bekliyor. Dede ben yapamayacağım. Ben babamın yanına gitmek istiyorum. Ya baban yolda benim kızım. Vallahi de yolda, billahi de yolda. Dede bana yalan söylüyorsun. Sırf evlenmekten vazgeçmeyeyim diye yapıyorsun bunu değil mi? Ya benim kızım, Galender senin babansa benim de evladım. Niye yalan söyleyeyim ki ne? O zaman ben de babam gelince evlenirim. Öyle şey olur mu benim kızım? Bozulan düğünden hayır mı gelir? Şimdi duranlar bu evden gelin almadan çıkarlarsa daha geri gelir mi hiç? Dede ama böyle düğün olmaz ki. Olur benim kızım, olur. Bak ben bu zamana kadar sizin arkanızda durdum. Yeri geldi kendi oğlumun karşısında durdum. Ama artık bu duruma ben el koyuyorum. Kalender olsa da bu düğün olacak, olmasa da olacak. Ya ama dede. Aması maması yok bunun. Bu düğün olacak. De haydi şimdi duvağını tak, içeri gel. Salonda bekliyoruz seni. Gel. Affedersiniz. Şirin, hazır mısın? Hadi benim kızım. Şirin'e yardım et, duvağını taksınlar. Bir an önce içeri gelin. Oyalanmayın ha, bekliyoruz. De haydi. De haydi.
çabuk. Şirinim hazır mı? Dur. Geleyim mi? Hazır, hazır. Birazdan geliyor. Aha da şuraya yazıyorum. Bu Şirin bu düğünü bozar. Kız. Karıcığım, lütfen. Canım bari bugün açma şomazını, lütfen. Hiçbir şey de olmaz. Ben torunuma güveniyorum. Geldiler, geldiler. Düğünciler geldiler. Gel. Kardeşim. Bir ömür boyu mutlu mesut olursun inşallah. Hatırlıyor musun? Küçük bir kız çocuğuyken ne zaman düşsen ağlayarak git benim yanıma koşardın. Şimdi ne zaman düşsen İyi abini bulacaksın yanımda. Ne zaman canın yansa iki abin olacak ya. Bunları hiç unutma, tamam mı? Canım abim. Ağlamayı bırak. Hayallerini sımsıkı tutun ve hiç bırakma. Bacın artık benim canımdır. Canımdan öte camdır. Ona gözüm gibi bakacağımdan eminim Hazar. Başka bir şansın yok zaten kardeşim.
Nasıl kaptım ama kızınızı? Baran, gelin ata binmiş, ya nasip demiş. Oğlum nasip oldu işte bana Gülüz'üm, niye öyle değil? Kutluk. Görüyorsun, benim güzel kızım gelin olup gideyim. Ama ortalarda yoktur. Ve sanırsam da bir daha hiç gelmeyecek Asiye. Dördüncüye gitti o, kesin dördüncüye. Kız sen hiç konuşuyorsun be. Ata bakar mısın? En iyi ırkı almış ya. Şahane bir at. Küçük dönüyor. Nikah sahiplerini yerlerine alalım lütfen. Herkes hazırsa nikah törenine başlayabiliriz. Hazırız. 10 kere, 100 kere, 1000 kere, 10 kere, 10 kere, 100 kere, 1000 kere. Evet. Siz Baran Duran. Hiç kimsenin baskısı ve tesiri altında kalmadan Şirin Bozok'la evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Şirin Bozok, hiç kimsenin baskısı ve tesiri altında kalmadan Baran Duran'la evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Hayır. Demek ne mümkün? Tabii ki de kabul ediyorum. Evet, evet, evet. Bravo.
Ben bu nikaha kıyamam. Ne nasıl, ne diyorsun sen ya? Gelin hanım hayır dedi, bu nikaha kıyamam. Ben hayır demedim, evet dedim memur bey, şaka yapmıştım sadece. Burası şaka yapılacak yer değil, burası devlet dairesi. İlk beyanınızı kabul ediyorum, ben nikaha kıymıyorum. İstiyorsanız haftaya bir daha başvurun. Şaka değil mi? Şaka. Bir dakika. Kamera şakası yapıyorsun, sanki kameraya bakacak. Hayatım şaka yapan bendim. Ya memur bey gayet ciddi. Evet, gayet ciddiyim. Bir dakika. İyi gidiyor. Ya nereye gidiyorsun? Ne diyorsun sen ya? Adamı tutun. Adamı tutun. Gidiyor. Tutun adamı tutun. Dur. Sen ne yapıyorsun ya? Gel otur şurada adam gibi kıyak nikahımızı. Kıyamam beyefendi. Gelin hanım hayır dedi. Hayır demedi, demedi. Hayır demekten mümkün dedi. Çocuk oyuncağı değil bu. Gelin hanımın ilk beyanını kabul ediyorum ve nikah kıymıyorum. Yanlış anlama da. Benim nikahıma kıymayacak adam da anasının karnından doğmadı. Gel bir kıyak yap, kıyak şu nikahı. Ben diyeceğim dedim beyefendi. Nikahı kıymıyorum. Allah Allah. Sok kararın mı? Evet. Benden günah gitti. Ya Allah! Bitecek benim çilem, ne zaman? Kıllıcık bir şey kalmıştı mutluluğuma, kıllıcık. Görmediniz mi hepiniz? Şirinim evet demedi mi? Gülüm evet demedin mi? Dedim Baran, dedim. O zaman ben niye değilim de derinde parmaklıklar ardındayım? Acaba niye? Acaba nikah memurunu darp ettiğin için olabilir mi abi? Hele hele, laflara bak. Ne yedim kız, ne yedim? Adam gözümün içine baka baka nikahınızı kıyamam dedi. Olsun Baran, üzülme. Yine evlenirsiniz. Ya Bella doğru söylüyor. Sen bir buradan çık, yeniden başvuru yaparsın. Biz de kaldığımız yerden devam ederiz. Ben size ne dedim? Babam olmadan bu düğünü yapmayalım dedim mi, demedim mi? Bak gördünüz, olmadı işte. Ne kadar güzel moral veriyorsun. Aha istiyordun zaten evlenmemeyi. Aha oldu istediğin. Ya ne alakası var? Kız babası yokken düğün yapıldığı nerede görülmüş Baran? Bak Allah razı gelmedi işte. Hay yarabbi. Ama ben sana dedim. Gelin ata binmiş ya nasip demiş diye dedim. Sen inanmadın. Abim bak boş ver. Demek ki bugüne nasip değilmiş. Sen sıkma canını, tamam. Oy oy. Kalender babam burada olsaydı memuru çoktan ikna etmişti. Ha kız yenge. Ne kadar doğru diyorsun. Kalender babam olsaydı ben burada olur muydum? Neredesin be Kalender baba? Kalender baba, neredesin? Gel kurtar beni. Kalender baba, neredesin? Düşerim bile bile. Vazgeçer miyim sanıyorsun canım? Savaşırım bile. Çok canım yanacak heyecandan taşacak hani belli ki. Kim pişman kim düşman hala anlayamadın mı yeni geleyim? Çok üstüne gelecek söylenecek bıktıracak belki seni. Kim pişman kim düşman artık iyi düşün taşın geri geleyim.
şu taşın yeri.